Selamlar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız efendim? Hello. Selam Utku, Artık şey nasılsın? demiyorum Bir böyle, başka... Tuna abi hoş geldin demiyorum. Direkt yayın senin. Sen intronu yap abi falan diye öyle. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Ice Zone Relax'ı kanalıma hoş geldiniz. Utku Impersonation'la birlikte banlanma sebebiyle başlıyorum. Ay valla teşekkürler Utkucuğum tekrar davet için. Böyle yorucu günlerin ilacı gibi ya Diablo. Bayağı bildiğin yorucu günlerin ilacı. Ya bugün biraz şey oldu sana ama yarın bir işte raid organize etmişler. Ha süper. O şekilde bugün yapalım mı diye şey yaptım. Vallahi kabul ettin hemen. Oo, plekler önden hazırlıklar diyorsun. Vallahi abi ikinci bir set yaptım mecbur. Ama işine yarıyorsa alabilirsin. Şunu giyemiyorum henüz. Şu Plate of the Stars. Şey Plate veriyor. of the Stars. Bak, bakmadan söyleyeceğim. Dur. Stars bütün all attributes'a veriyordur. Evet. Hemen. İşte, ya, biraz Diablo biliyoruz falan Biraz derdi. mı? Hani normalde şey vardır. Biz de WoW'da yapıyoruz böyle. Adam transmog'u eskiden tabii. Şimdi transmog değiştirebiliyorsun. Üstündeki kıyafetinden hangi seti giydiğini falan anlayabiliyorduk. Sen direkt Ya da hangi isminden anladın. raidlere, dungeonlara yapabildiği falan değil mi böyle? Aynen abi. Bak dediğim gibi senin strength'in yüksek. O bende strength istediği için giyemiyorum ben onu. Bir göz atmak isteyebilirsin. Bir de şuraya paraları bırakıvereyim ben. Öyle paraları salalım. Paralar önemli. Şimdi bu sefer paraları birleştirin. Böyle Deckard 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 abimizin önüne altınları serdik. Abi dedim ver bize güzel bilgiler. Kitaptan Şey böyle okuyorsun. şey. Diablo 2 de şey yapıyor böyle. Kurtardığımızda Deckard Cain'i. Artık sana 100 altın istemeden eşyaları identify edeceğim falan diye. Ulan zaten alacağın parayı aldım be. Deckard amca. Sonra Hots'ta geziyor böyle. Stay a while and listen. Hots'taki ikinci ultisi çok komik olmamış mı ya Leonardo? Güya Baya şey. böyle. Azure Crown. Lightning Resist. Bak bunlar işe yarar. Güya Rönesans'a laf çakmışlar orada. Abi Bu arada nasıl bunu gold ben bile tarlası? kullanamıyorum. 90 strength istiyor abi. 90 strength midir ya? Abi 84 var bende öyle değil mi? İşte benim birkaç level almam lazım bunu gelmiş ama güzel güzel zırh bulmuşsun. Bir de mesela işte bunun başında Plate of the Stars ya. Bir şey Plate of the Stars olsaydı. Yani o başındaki prefix de önemli. Çünkü prefix, affix ve suffix olarak 3 tane farklı kademede item'lar craft oluyor Diablo'da. Böyle tatlışlı müthiş bir şey çıkabilirdi yani. Şeyin, tam yayın öncesi konuşuyorduk. Bazı questler neden yok? Hemen açayım mı konuyu? Evet. Yani şey işte, bu sanki şeyde anlatmıştım diye hatırlıyorum ama ilk girdiğimiz yayınlardan bir tanesinde. Şimdi multiplayer'da abi oyun normal standart gameplay akışında ilerlemiyor. Bu yüzden de bazı questler çıkıyor ama bazı questlerde arka tarafta random spawn olma özelliğine sahip. Ama asıl hikayeyle bağlı olan birkaç temel questi oyun arka tarafta şey yapmıyor, böyle laps diye çıkartmıyor ortalığa. Random abi. Çünkü dediğim gibi haritada random generate olduğu için her kat uygun açıklık, işte senin o questi yapıp yapmadığın falan filan gibi böyle pek çok değişkeni var orada. Şimdi biz burada peki hangi ana görevleri yapabileceğiz? Şeyi görmedik mesela Zahar'ı gör şey Gabart pardon. Gabart'ı İşte bak görmedik. şimdi garbat ya. Garbat özür Please. dilerim. O random görev. İşte Ogden'ın sign'ını görmedik. Evet. Arcane's Valor görevini görmedik. Şu Black an Rock gelmedi. Black Mushroom gelmedi. yayında açtım ben Magical görebiliyor Rock. musun? Öyle gördüm şu an. Ya multiplayer'da buna gelmiyorlar işte abi hepsi. Mesela tahminen şeyi göreceğiz. Lazarus'u göreceğiz. Lahtanan belki çıkacak. Ondan sonra Zahardmet çıkmadı mesela 9. şey 8. katta Zahardmet'in gelmesi gerekiyordu bu arada. Ondan sonra onlar gelmedi. Onlar şey gibi düşün. Yani aslında hikayeyi anlatan abiler yani Ha olay. dur ben zaten şeyi açtım az önce. Teşekkür ederiz takip için. Bu ara Tunacım diye girdi. Yakın takipçilerin olsa Evet, gerek abi senin. tabii ki. Teşekkür Tabii ki ederiz. modlarımdan. Hoş geldin Melide. Burada zaten demiş bu yıldız diye bir işaretlemiş görevleri. O sadece onlar multiplayer'de gelecek. Skeleton King, şey, Butch, Lazarus ve Diablo. Ama yani biraz şey olmamış mı yani hepsini görseydik beraber ya.
Yani tabii görsek güzel olur ama işte oyun single player'ı ile multiplayer experience ayırmışlar. Çünkü bazı item'lar var abi. Bu erken oyuna düşen. Mesela bu görevlerden düşen item'lar. Kendi level'ında o item'a sahip olduğunda ona sahip olmayan arkadaş döversin abi. Yani öyle item'lar düşürüyor çünkü. Mesela dikkat ettiysen Butcher'ı kestiğimizde Cleaver'ı düşmedi abi. Normalde satırı düşmesi gerekiyor onun. Evet. Random bir magical düşürüyor arka tarafta. O yüzden de hani biraz balance olayı bu. Yani arka tarafta sen multiplayer'da benim kulaklarımı alıp ortalıkta gezmeyi biliyorsun. Daha İşte kolaydan herhalde, yani daha kolay olarak görüyorum multiplayer'da oyunu. evet, yani çünkü iki kişinin yapabildiği şeyle tek kişinin tek başına yapabildikleri arasında çok büyük fark var yani. Bu arada yayın başı biraz uyarayım ben izleyicilerimizi. Arkadaşlar ben biraz rahatsızım. Ah. Bayağı rahatsızım. 3 gündür de raporluyum. Yatıyorum Hayırdır evde. ya? Abi ben bir geçen hafta Bursa seyahati yapmıştım çarşamba günü. Geçtiğimiz çarşamba. Bir soğuğu kaptım orada herhalde. Cuma günü de böyle ofiste keyifsiz keyifsiz geziyordum. Ben hasta olacağım herhalde, ben hasta olacağım herhalde diye. Cumartesi oldum. Haydi geçmiş olsun. İşte pazarda böyle biraz şey yaptı. İşte dün doktora gittim falan. İşte yani koronadan şüphelenmiyoruz ama yarın da bir teste gideceğim bakalım devlet hastanesine. Ama şey Ama değil o. sen korona geçirmiş miydin? Geçirdim Ya abi. da o tarz... Ya gelmez o bir daha ya. Ya ben de aynı hissiyattayım ama yarın olmaz diye doktorla öyle anlaştık. Şeyden dolayı söylüyorum. Teşekkür ederim dilekleriniz için. Öksürebilirim. Hıksırabilirim. Arada Sıkıntı yok abi. kapat... Aksırana tıksırana kadar Diablo oynayabilirsin yani. Hiç problem değil. Kapatamayabilirim mikrofonu. Şey vardı bir ara. Chocolate Rain diye bir arkadaş vardı böyle. Nefes alırken mikrofondan kaçıyordu. Onu yapmaya çalışacağım ama umarım sizleri rahatsız etmeden bir yayın Ya, gerçekleştiririz. yaklaş mikrofona böyle takılmaya başlıyor bir anda Sorarlarsa böyle. Butcher'ın nefesi diye. Ya, şey, şey alabilirsin yani işte yeni Drota'nın ortasına takıldım katıldım diye. Oynamayacak mıyız bari? Yani Eskilerden bir tek bu oyuna gideceğiz diye şey yapalım. şey ben asıl Sezar'a düştüm çok feci ya. Geçen benim yayındaki arkadaşlardan bir tanesi Sezar'a yeni mod getirmişler. Sezar 3'e eski. Şehircilik. Abi Aa, biliyorum param olmadığı Sezar için 3. bakamıyorum içine ya. Ulan yanıma para almadığım için halimize bak. Abi dur. Dur. 50 gold'un var mı? Namussuz biliyorsun 50 gold 50 gold topluyor burada ya. PS1'de oynanır mı bu? Yok. Emülatörle Yok. bilmiyorum, denemedim. Sanmıyorum. Oo. Çok enteresan. Saphir Bow of the Heavens. Artı 12 bütün attribute'lara veriyor. Damage'i kaç? 1.10 mu? 2'ye 5 ya o kötü işte o olmasaydı. Bir Abi de Resist sen bana Lightning geçen bir %57. silah verdin. 1'e 10 artı %60 damage. Ya, tabii canım bu bambaşka. Ya burada artı 12 all attributes olduğu için bayağı iyi de yapacak bir şey yok. Gidelim abi. PS1'de oynanıyormuş. Doğrudur abi. Ben hiç tecrübe etmediğim için zaten şey dedim. Hani bilmiyorum, sanmıyorum şeklinde mi? Öyleymiş meğersem. Olabilir. Bu Neyse arada ben de PlayStation PlayStation hiç yok ya. konusunda Diablo 2'de bir gelişme geldi. Duydun mu onu? Bu Yok. cross platform muhabbeti olacak, henüz değil diye bir açıklama geldi. Tamam çalışsınlar abi işlerine. Ha yok, onu söyleyelim hani paylaşmış olalım diye. Ben Hani normal senin gene önüne geçmem gerekiyor. cross platform hani oynayacak oyuncular PlayStation'da sadece PC'deki arkadaşlarınızla belli bir müddet sonra birlikte takılabileceksiniz. Tamam canım getirsinler. Çok zor bir iş değil yani Eda sonuçta. ablanız arkada. Geliyor geliyor. Eda neler yapıyorsun? Host'ta bugün çıldırmaca klavye bilmem ne kırmaca yok mu ya? Şu sıralar Overwatch'a sardı. Overwatch'ta oynarız. Merhaba. Merhaba. Kedilerle Ne? ilgileniyorum. Geleceğim şimdi. Süper. Ne yapıyor Hemen. Cabbar Efendi? Su istiyor. Bana su aç diyor. Taze su içmek istiyor. Sohbete dahil olacaksan açayım Yo no. No. Burada niye sizi böyle uzaktan yancı olacağım ben. Nihat'la sivrisinek var ya. kameramı. Nihat'la sen sivrisinek mi oluyorsun Evet. bugün? Aynen. O zaman vızıldaman lazım. Havladın ama şimdi. Evet, havladı. Aynen. Biraz böyle daha ince, daha alt tonlardan ya. Böyle. Daha alt olmuyor aslında. Daha yukarı çıkman lazım. Nasıl? Şimdi bu 9. katı bayağı hızlı girdik bu arada. Hemen böyle temizliğe girdik farkındaysan. Abi 27 level'ım Onu ya.
Tamam, onu 27 bayağı iyi. 10 level fark var aramızda. 10. kata inişi bulunca direkt dümdüz aşağı inebiliriz ya. Tamam abi. Benim Şeyde kestimden sana oturuyorum. experience gelmiyordu değil mi? Doğru hatırlıyorum. Deneyelim abi. Ben sana adam çekeyim şöyle. Yok gelmiyor abi. O da Bu arada tatsız. crossplay açıklandı. Cross platform demeyelim ama evet bence de. Yeni bir platformda bazı diğerlerine devam edebiliyoruz ama misal sen PC'den öbür konsoldan aynı anda oynayıp oynayamayacağın henüz Henüz, belli he, değil. onu ayrı açıkladılar işte. Geçen şeyde de Aslında. vardı. Riker'da da aynı muhabbet vardı. O da aynı açıklama yaptı. Hani nasıl söyleyeyim işte BlizzCon'da böyle dedik ama Q&A'de böyle geldi falan diye bir içerik yapmış. Ben de açıkçası onu takip ederek şey yapabildim. Q&A'de çok net alamadım. Takip edemedim o sıra. Yes, 10. kata inişi bulduk. Şey yapıyorlardı bana. Şu bitmedi mi? Çizim hadi, hadi falan. Anam. Sen uzaktakilere abi, uzaktakilere. Ne oldu bebeğim? Bakıyorum. Tam blok şansımız çok iyi de. Yani bir yere kadar vurabiliyoruz be abicim. Özellikle hasar vurmasın. Gerekiyor XP almak için diye hatırlıyorum. Şey tahminen Lactan'ın çıkacak ama bugün ya. Çıkar gibi hissediyorum ben. Blood Knight gelir yani. Lactan'ın da görünmüyor şeyde. Dur bir daha Gözükmüyor mu? çekeneyim. Yok. O zaman muadil bir elit Blood Knight olarak başka bir şey görürüz. Olabilir. Sadece Arcbishop, Lazarus ve Diablo kaldı görevlerimizden. Ben de diyorum ya Tam Tuna lazım. abiyle adamla oynuyoruz o kadar görevler gelmiyor. Yok yok o bayağı şeyle alakalı ya o şekilde. Okey. Bir alt Ama katı bir üst katı Aydan'ın da inişler dediği burada. gibi arkadaşlar üzerine çalışacaklarmış. Yani asıl orada zaten insanları heyecanlandıran hani bilgisayar başından kalkıp PlayStation'da oynamak değil, PlayStation'da oynayan arkadaşla birlikte takılabilmek. Onu da yapacak, en azından yapacaklarını söylediler. Adamlar şey değil hani olmazsa bırakırız kardeş gibi modda değiller yani yapacaklar. Evet, yapsınlar ya, yapsınlar. Buraya girmem lazım. Abi az kay ha. Ben senin önünde mamaları blokluyorum ya baksana. Çink. Bu senin verdiğin şey var ya bir tane kafalık verdin ya içinde. Bunu niye portal açtım? Azure mi? Ay ulan. Acayip acayip şey yapıyorum. Aynen. Onun sayesinde benim blok şans bayağı arttı bu arada. Onu, öyle yaşıyorum yani. Bayağı kurtardı o beni. İnşallah yaparlar. Valla pek çok arkadaşımızla bir araya gelebilirim diye düşünüyorum. Yani normal Evet böyle evet ya yapsınlar. IRL Gerçekten çok güzel arkadaşlarımızın olur. birçoğu çünkü ha gidiyorduk değil mi abi? Çekmeyecektik. Olsun sıkıntı yok ya. Şey yaparız. Şuradaki son bir bloğu da temizleyelim bari. Vur lan vur. Ben bayağı şeyim ya. Böyle yürek yemiş warrior olarak takılıyorum buralarda. Olabildiğince XP çıkartmak derdim. Tahminen bir alt katta Goat okçular gene bir spawn olur. Ya da şeyler de gelebilir. Bunların lightning atanları. Bir de flame tükürenleri var ya. Hepsi bir arada. Baya tatsızlar ya. Hey Deniz selamlar. Hoş geldin. Okey abi gel ya. Şey yapalım. Bir alt kata inelim. Deniz Bir arada bir... Makin. Hoş Makin. geldiniz Merhaba. Bu Darkin. ara Powerpuff Küf Eda. Bilmeyen varsa arkadaşlar. Oturdun mu aşkım yayın Hoş başına? geldiniz dergahımıza. Evet. Al. Ne? Eda'yı da verdik. Ben şimdi... Hayır, no, I don't want it. No, Yes, geldin. Hoş I geldin. said no. Merhaba, hot soruyorum. Hot sorarken. Hotsa. Ya bu hafta sonu internetiniz olsaydı bir Hotsa Evet. girseydik ya. Yazdığım şeye de Utku'ya denk getiremedik. Aa ben indim. Neyse. Sorun yok, sorun yok. Ben bir şey, poşunculuk. Tamam Eda bir selam ver kameraya doğru. I love you guys. Hi. Merhaba.
Hello. Hello. İstediğin zaman Ne söyle, kapatayım. yapıyorsunuz? Tamam yeter. Siz yani konseptinize devam edin. Hi. Sıkıntı yok, WoW'u sıkıntı yok, sıkıntı yok. gömmedik arkadaşlar. Bu arada WoW hala güzel bir oyun. Hala da oynuyoruz biz. Sadece nasıl söyleyelim? Ara veriyoruz. Doğru yerinde eleştiri yaptık. Ha, doğru kelime o. Yerinde eleştiri. Yerinde eleştiri yaptık. HOTS oynamak istiyoruz. Valla biz oynuyoruz. Bizim battle taglerimizi ekleyin. Biz yayın harici hiç gözetmeksizin her fırsatta giriyoruz Eda'yla. Çünkü mesela ben ne diyorum sürekli olarak? Benim ana oyunum WoW diyorum. Eda'nın da ana oyunu HOTS. Yok yani Eda Vallahi Blizzard oyunlarıyla HOTS'la tanıştı. ben seviyorum o yüzden benim de ana oyunum Diablo deyip Heroes of Storm'da Diablo oynayıp sadece. Böylelikle küçük bir denge yakalıyorum orada. yani Eda da Diablocu. Evet, Aa, bir hikaye dakika, anlamında HOTS'lar karışır. kesinlikle. Hikaye anlamında Tamam, kesinlikle. sıkıntı yok, ben alırım ya. Stitches want O da WoW şey WoW yani klasik özellikle Vanilla WoW oyuncularının kabusudur ya. Stitches ya. Tabii canım şeyde Çok Duskwood korkuyorum. diyesim geliyor. Duskwood değil. Aşağıdaki neydi? Yo, doğru Evelynn söyledin. Forest. Duskwood'daki değil mi? O Evet. ortalıkta gezen elit. Köyün adı Darkshire. Ha, Darkshire. Okay, yes. Tamam. Böyle ufak bir Azeroth coğrafi bilgilerim. Yo Azeroth abi, coğrafyasıyla. maşallah paslanmamış. Ya çünkü şeyden ben biraz göreve takıldım bu ara. Ben konuyu böyle şey gibi değiştirdim ama. Burada Smith geliyordu, hatırlıyor musun abi? Shane Blacksmith'i. Daha sonra Diablo 2'de buna benzer bir muhabbet daha geliyordu. Mephisto'nun Soul Stone'unu kırmak için. Yok, o Diablo 2'de var Evet Smith evet 2'de ama karakteri. aynı kafa. Hani oradaki de Blacksmith şeyi. Yok. Burada mushroom'u buluyordun, bir tane mantar buluyordun. Sana bütün statlarını arttıran bir eliksir bir şey hazırlıyorlardı. Evet. Ha şey diyorsun, Anvil of Fury diyorsun Heh, sen. aynen abi. Anvil of Fury, evet. Ya işte onlar buralarda gelmez abi. Onları... Oh. İşte meğersem multiplayer'de gelmiyormuş o. Tam bu şeydi işte, Yapacak bir şey yok abi. cave'deydi o. Cave kısmındaydı. Ha, yüzük. Vallahi bak, çilingir etti ha. Adam sesinden düşüyor. O cap hem düştü bir tane. Arka Bu taraftan tarafta. böyle takılacağım Ben dedim. beyazsa Abi. almıyorum artık. Ha, He, alma maviymiş. alma. Beyaz beyaz hiçbir şey alma abi. Hiçbir işe yaramıyor. Çantam değer kaplayıcı. Evet, şeytanımız bol bugün arkadaşlar. Bugün çok... Şimdi 10. kat, 11. kat hızlı hızlı buraları geçip arkadaşlar. Direkt gidiyoruz ya. Down to Diablo. Çünkü Diablo 1 biterse ne olur? There is no call level diye. Call level Ya bir şey diyeceğim değil mi? Şimdi çok böyle şey Diablo 3 gömme seansına gireceğim. Yani diğer herkes tabii ki bu Diablo'nun esprisi Cow Level olayını çok sever, bilmem ne ıvır zıvır. Ama yani Vimsi Şair'i getirmek de nedir be arkadaş? Niye gitmişler? Hani yok deyip bana garip geliyor ya. Ne gerek vardı yani? Bir de o J. Wilson'ın dungeon'ı. Yani üf. Diablo bitiren adam kendine dungeon yapmış ya. İnanılmaz yani. Niye bitirdi bir Diablo'yu? Vahidi ne yaptı? Bir de böyle developerları kestirdi bizi orada. Keyifli de o ama ya. Son boss'u keserken ben çok eğlendim. Tamam, C abimiz değil miydi? Kendisinin son boss'u yapmamış mıydı o dönemki şey işte. Benim sana attığım heal geliyor mu? Heal adır attıysan evet. Heal adır atmadıysan hayır. Yok yani hissettim mi diye dedim de. Hissettim. İliklerime kadar böyle Yok kutsal hani bir şey işe yarayıp sesin yaramadığını geldi. anlamıyorum ya ben buradan. Ya şey potion basmadım en azından, öyle söyleyeyim. Tabii ki işe yaradı. GOG'dan Yani alabilirsiniz, ben evet. bir şey düşünüyorum abi bak. Hani oyunlarda heal çok enteresan bir kavram. Yani şey vardı ya, telefonda üfleyip böyle oh işte her yerime kadar serinledim falan diye böyle salak salak ergen geyikleri vardı ya bir dönemden 90'ların. Tamam mı? Saçma sapan. Ya mesela oyunlarda heal attığında sadece matematiksel bir değişiklik olarak karşılık buluyor ya mesela. Bana çok garip geliyor ya. Ya böyle karakterin o heal'ı aldıktan sonra böyle bir personasında bir değişiklik olsa. Böyle bir gidip bir artistik yapsa, heroik bir aksiyon yapabilse falan yani böyle. Ne bileyim.
Yani okumuş, üflenmiş. Yani Bless falan da öyledir ya. Yani kutsandım evet ama vurma şansım 3 arttı. Yani bana çok böyle roleplay açısından zengin gelmiyor o hissiyat ya. Şey olabilir belki, hani heal'lenince böyle artı bir şey değil de damage yedikçe eksi bir şey olabilir falan. İşte yavaşlayabilir yaralarından dolayı falan gibi. Tabii, yok. Penaltılar zaten hani bir noktada işin gerçekçiliğine çok katkı getiren ıvır zıvırlardan bir tanesi ama ya ben şey için diyorum böyle. Arka tarafta böyle falan iyileşiyorsun ya böyle. Yani bir divine bir moment bekliyorsun böyle hani. Aslında yeni birçok oyunda şey olarak var o ya. Nasıl söyleyeyim, böyle ekran kızarıyor falan ya. Tamam, o tamam, böyle o sıçtım mavisi gibi bir şey. Ha evet Anladın mı evet. yani? Tam O tabir, tam bambaşka bir tabir. konu. O işte şey, sıçtım kırmızısı. GG, yaklaşıyorsun sona doğru. Dur şu tarafa geçeyim ben. Ben Neyse, pozisyon dövüşüyorum değiştirdim sen. ama. Ama mesela şeyi düşünüyorum yani hani. Ya ben işte RPG oyunlarını çok sevdiğim için böyle durmadan bu tür soruları soruyorum kendi kendime. Ben hani aynı şekilde bir oyun tasarlayacak olsam hani. Ya adam heal'ı boşu boşuna heal yapmasın abi. Yani anladın mı? Ya mesela bir şey düşünüyorum, bu Baldur's Gate'lerdeki falan işte o eski. Mesela uyku mekaniği abi. Yorgunsun, büyü yapamıyorsun çünkü yani büyü limitine ulaştın. Uykulu olduğun için daha kötü dövüşüyorsun. Karakter bir anda bayılıyor falan yere böyle. Anladın mı? Abonelik geldi. Şerafettin teşekkür ederiz. Kesene Şefo'cum bereket. teşekkürler Şefo. Tabii Eda Şefo diyor ama. Şey, Anger mekaniği çok güzel bence. Kendini iğne batırıp sinirleniyorsun. Hem buff hem debuff falan oluyor. O StarCraft'ta vardı ona benzer bir şey. Yanlış mı hatırlıyorum? Şey, Steampack basıyordum. Değil mi? Tabii, Ha, o tam yani o şey. kafa aslında onu söyledi. Mesela biz Borzoya'ya koyduk biliyor musun? Şeyimiz var. Bayağı bildiğin oto diyorum ya. Steampack'imiz var bir tane. Normalde elindeki resource sayısı belli. Sana ekstra resource açtırıyor. Onları kullanıp bir şeyler yapabiliyorsun. Sonra turun bitince o resource'ları atıyorsun çöpe. Yani sana anlık hit point veriyor mesela, işte, değil mi? Bu tarz böyle bir... Ya kart oyunda bile kurguladık abi sonuçta onu. Kim vardı öyle deyince aklıma Overwatch'ta Winston'dı değil mi o? Evet. Büyüyordu falan böyle. Şurada. Yanlış gidiyoruz. O muydu? Aynen abi. Evet, Winston. Yok yok, yolu dedim ben. Öyle. FPS tarzı ama bence Escape from Tarkov gerçeklik açısından epey güzel bir simülasyon olmuş. Hiç oynamadım. Ben de hiç oynamadım. Çok isterim ama oynamak. Ben oynadım. Atmosferli Şöyle bence. söyleyeyim. Hemen size hızlı bir özet geçeyim. Aha. Neler değişti bilmiyorum ama oyunda. Bak, ben sanırım bir alt katta bunun lightningleri Claymore düştü. gelirdin. Aldım aldım. Çok realistik evet oyun. Çok da güzel. Ben çok seviyorum o tarz realistik shooter simulation'ları vesaire. Ama oyun ilk çıktığında ya hala hani başka bir yerde satmıyorlar bu oyunu. Kendileri satıyorlar. Çok pahalı. 35 euro yani. Çok çok ciddi bir rakam. Ama oyunda tabii ki büyük paket alana güzel de bir avantaj verdikleri bir yapı kurmuşlar. Abi yani ben daha çok para vermedim diye alandan daha fazla ürünü dışarı çıkartamıyor olduğum senaryo beni geriyordur oyunlarda. Çünkü alanda bitiremezsen, görevi yerine getirip çıkamazsan üzerindeki o yaptığın bütün progresi kaybettiğin bir yapı. Yani o yüzden böyle bir garip geldi bana o. Ya dediğim gibi Öyle. hiç yorumlayamayacağım ne iyi ne kötü. 35 euro iyiymiş ya. Anam Anam dur. çekilmeni bekliyorum. Çıkamıyorum. Ama tek Çıkamıyorum. seferde 30 euro. Çıkamıyorum. Help. Tek seferde 30 Abi euro çok çapraza fazla. geçtim. Abi savaştayım, ölüyorum. Çıkamıyorum, Bir daha çıkamıyorum. mı oynadın mı? Hayır. Ben Oyun bunu zor bir kaçta arkadaşlar. mı Oyun, oynadım bu oyun. acaba? Arkadaşlar ben Blizzard bağımlısıyım. Arkadaşlar no. Çok üzücü bir şekilde Blizzard bağımlısıyım. Tabii eskiden geçmişimde var birkaç çeşitli oyun ama özellikle Ben burada zamansal portal olarak. açtım bu arada. Zamansal olarak Blizzard'a çok bağımlıyım. Yani ne demek bu? Çok kısıtlı zamanım var. Kaliteli oyunlar yapıyorlar benim için. Ve bana yetiyor naçizane. Ya mesela lise çağını hiç bilgisayar oyunu oynamadan geçiren bir adam düşünün. Ben oyum yani. Hello Yunus, hoş geldin. Oo, hali burada. Sağ olsunlar. Hiç yabancılık çektirtmiyor herkes burada. Süpersiniz arkadaşlar. Rakım buzlu olsun diyenlerden. Ne?
Bir saniye arkadaşlar. Üst komşu geliyor da yayına. Evet, bekliyoruz. Bir gün gelecekler yayına ama. Ben sana söyleyeyim aşkım. Tepiniyorlar mı? Üf. Üf. Çocukları var hemen nasılsınla. Şimdi senin zırhın nedir? Abi benim zırhım, sen item bakıyorsun bana, oradan söylüyorum o zaman. Armor 27, Resist Magic 135, artı 18 Dexterity. Ha güzel, tamam, Magic ıvır zıvır bundan seni kurtarır. Tamam, ben de bir tane Chance to Hit arttırıyordu ama bu da kritik bir saniye. Şu zırhı giyebilmek bayağı kritik bir konuydu benim için. Yani vurma şansımı biraz düşürdüm ama senin bu plate'i giydim. Ha şöyle güzel görünelim ya. Aha tam bir warrior oldun abi. Nasıl gözüküyoruz güzel? Hiçbir şey görmüyorum ki. Aa buradan bak aşkım. Grafikler... Niye gecikmeli yayına bakıyorsun? Hayır grafikler de çok senin. Z'ye bas Z'ye. Bunu sadece şey hikayesi için oynayabilirim ya 1-2 sırf. Arkadaşım niye bak. Bak bak kral Roven kral oldu ya vallahi bravo kardeş. Aragon is that you? Dağları görmek istiyorum Gandalf. Bizim de üst katta 12'de detay görüyorum, sohbet ediyorlar dün hiç konuşmuyorlar ama. Rowena. Şimdi sana bir soru. Kolyen neydi? Kolyeni de bir göstersene abi. Ring of Accuracy. Dur bakalım neymiş bu. Abi dur ben yanlış yüzük taktım zaten. Bir saniye. Aha, bu Dexterity'yi ben alacağım. Yere attığın var ya abi. Bu ne? Gold amulet tamam. Ne? Chance to hit. Yok benim artı 9 all attributes var. All stat var. Tamam bu chance to hit şimdilik burada kalsın. Bunu satıp değerlendiririz. Şu ben Dexterity'yi taktım abi. Sana Ring of Giants atacağım. Unuttum heyecandan. Bak burada benim ayağımın... Sol ayağımın yan tarafında abi. Sol ayağımın yan tarafı. Ring of Giants. 17 Strength. Ya ben artı 9 All Attributes var. 8 Strength için değer mi? Bu Giants'ı... Okutabiliriz ya. Şu gold amuletle birlikte satsam mı acaba bunları? Paraya ihtiyacın yoktur diye düşünüyorum abi. Dursun. Öldüğümüzde falan gelir takarız. Ne bu? Tabii canım orası için bayağı kritik zaten bu da. Of zırhım çok zor oldu ya. Evet alt taptan dinliyordum. Bütün modlar toplandık diye. Hepsinin modları. Mod vereyim mi arkadaşlar? Aya mod. Yunus, Mehmet'i Uğur. Aynen. Süper. Tamam ben linkleri kafama kazıyayım da. Tamam benim armor bu arada 110'u falan geçti şu an. Baya böyle astronomik bir yerdeyim yani. Benim armor 73. Armor class diyorsun değil mi abi? Evet armor class benim 117 oldu. 17-32 vuruyorum bir de. Tertemiz. Aynen. Savunun Diablo ben geliyorum. Gidiyor muyuz? Evet. Gel abi. Artık 11. kata inme vakti. Aa, 11'den sonra 12. Tam savaşçı oldu ya. 12 Tristram. 13 Westmarch. Hakikaten. 83 Harrogate. Oradan devam edeceğiz. Ha 11'deymişiz. 12'ye iniyoruz. Dur bu katı bitirdik mi biz ya? Bitirmedik bu katı. Gel geri. Bitirdik. Bitirmedik. Temizlikten ya. Ha. Temizlikte döndük diye hatırlıyorum. Şu yukarılara gitmedik ya. Sadece bu azıcık bir kısmına geldik bunun. Pıt 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 seni... pıt pıt pıtış. Uğur artık üfleyebiliyorum. İyileşme süreci hızlı gidiyor. Hayırdır? Ne? Ha şey Yunus bizim arkadaş ufak bir yüz felci gibi bir şey geçirdi. Aha büyük geçmiş olsun. Aynen. Çok da güzel klarnet çalıyordu. Öyle bir nazar değdirdik ya. İnanırım ya. Show yourself.
İyi abi, geçmiş olsun valla. Bunların da ölme animasyonu çok güzel yani, şey gibi. Bu unseen'ler gibi, bunları çok seviyorum. Oo. Bir şey düştü ama. Küp etti. Sprint mi ya, boş. Nusani Boş boş Das, sprint mi teşekkür alışmış. ederiz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Diablo'da 11. kattayız, mağaralardayız. Yavaş, yavaş. İnsan yiyecek, yavaş. Ben yanlış bir şey yaptım galiba. Neyse, bütün fokus bende abi. Yapıştır. Ben bunları dodge'larım buralarda. Ne tatlı bir ses var. Teşekkür ederiz. What? Hungers. Okay, o. Dururken çıkarken ses çok güzel ya. Vırı Buraya ses falan gönderebiliyor muyuz ki? Ne gibi? Ne gibi? İstediğiniz her sesi bir sonraki yayında hazır hale getirebilirim komutu. Hey. Şey var ya, bir tane Sound Alerts diye bir şey var, Twitch addon'u var da. Ha yok, ben normal Oraya... direkt kendim yapıyorum. Mesela işte arkadaşlar biraz sinkaflama. Komik şeylerim var. Yok, o küfür. Yok yok, şey o, bitlerle yollayabiliyorsun da. Ha yok, ben Ay. o şekilde değil de şu şekilde abi. Mesela sen duymayabilirsin tabi. Bana gelmez o. Ben de duymadım. Ben de duymadım. Niye çalışmadı? Ha. Geldi mi? Geldi. Gelmiş olmasın. By fire be purged. Diyorsunuz ki. Ya da işte atıyorum. Ragnaros babalar diyorsun yani. Lich King seven varsa. Aynen, Yunus bedava. Bende paralı bunlar. Yo, bende de paralı. Ya paralı derken real money değil. Abi her 5 dakikada bir izlenme puanı kazanılıyor. O izlenme puanlarıyla yapılıyor. Ben direkt şeyim ya, ne derler. Öyle. Direkt Külçe paracı. külçe, külçe altınlarla. Külçe. Kasayı açıyor oradan. Tabii, aynen. Hazine, krallık kasasına. Ya teknik olarak benimki de paralı. Hani şöyle yapıp ne kadar paranız olduğuna bakıyorsunuz. Maşallah. Senin oraya nasıl geleceğim ben acaba? Soldan. Sol 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 sol. Sol Burada. da sol. Sol diyorum, sol. Aşkım, yürü orada. Yok, aşağıya geçiyor sandım. Aşağıda köprü gibi bir şey vardır duvarın arkasında diye. Yok yok yok, sol. Ha, yukarı Ya çıkmışsın. aynı benim gibi oldu Mutku. Oluyor arada ya, kaçar. 200 coin. Mesela 5 coin miydi, 10 coin miydi bizim komutlar? Öyle bir şey. Bilmiyorum. Evet, öyle bir şey az. İşte Jabbar puanları vardı daha sonra. Bu Twitch sadakat puanları muhabbeti var ya. O işte Jabbar çalışmıyor şu anda. Çalışmıyor points olmasa da. bozuk mu? Yok yok, şey bir Dilberay ablamızın çok güzel bir şeyi vardı da. İşte şu anda misafirim var diye yayında o sinkaflı şeyleri kapattık. Eda Ya herkesin atabilmesi Oh. garip derken şey ama spam yapılamıyor. Arka arkaya basılamıyor. İzlenmesi gerekiyor falan. Of, bunlar çok can yakıyorlar. Okumayayım ben şimdi, sana saldırıyorlar. Ben okuyayım. Eda Yok yok, söyleyeceğim şey burada kitap şeyler. okuyordum Diablo'da. Kitap okuyordum. Heh, bu Tale of the Horadrim. Horadrim'i çekim. şey Deckard Cain'in hep aynı giriş yapıyor değil mi? Gerçekler neydi? Evet, aynen. Yıllardır doğuyu
parçalıyorlar. Horadrim. Bu şeyden bahsediyor. Bizi büyücüler işte. Tarafından kuruluyor aynen. Dark Exile kısmından bahsediyor. İşte gönderdiler Sanctuary'e. İşte Hosanna Horadrim kuruldu. O üç kardeşi kilit altına alabilmek için. İki tanesi capture edildi dediği Baal ki Talraş'a işte o göğüs kafesine şeyini saplayıp da yapıyor Soulstone'u. Mephisto ise direkt zaten kırılıp yapılıyor. Diablo'nunki de işte burada yakalanıyor. Yani kaçıyor bu tarafa doğru. Sanctuary'nin buralarını ilk keşfeden aslında iblis oluyor. Yani şu anda sadece yani Soulstone'un zayıflamış olması ya da yani güçleniyor olması Diablo'nun hiçbir şey ifade etmiyor. Bedene ihtiyacı var erkek ya da çocuk diye. Çocuk vurgusunu özellikle yapıyor ki orada da Albrecht'e yani, aynen. İşaret hani yaşlı ediyor. Yaşlı bir beden ya da işte bir çocuk bedeni lazım. Çünkü kolay kontrol etmek istiyor vesaire. Burada aslında önemli olan şey Horadrim kısmında şey. Bu Zoltun Kule diye bir abimiz var bu Horadrim büyücülerinden. Evet. İşte bu ilk Soulstone'a kitleme fikri ondan çıkıyor diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Ya da başka biri mi vardı arada? Yok o başka bir şey master ediyordu arka tarafta galiba. Yok direkt doğru söylüyorsun. Soulstone konusunda uzmanlaşıyor. Fikir bu, ondan mı çıkıyordu tam net hatırlamıyorum. Ama çıkıyordu olabilir çünkü yani manyak. Daha sonra da zaten şimdi Diablo 3'te de göreceğiz. Başımıza bolca bela olacak. Bu arada elit var burada abi. Elit var aynen dikkat et abi. Ben şuraya bir ne olur ne olmazcılık yapıyorum. Tamam şurada tutarız. Neyse ki Vortex Ordular tükürmüyorlar, vuruyorlar. Ya dedim ve tükürdü inanılmaz ya. Elite indirdim. Sen arkayı al abi. Tamam arka bende. İşte omuz omuza, omuz omuza dövüş böyle bir şey ya. Dur onu ben bana vuruyordun orada. Çapraz da kaçabiliyor abi ya. General Draven is that you? Aynen benziyor değil mi? Ne kadar da iğrenç oldu. Ne o? Tam kadro olduk. Ha dur modluk vereceğiz değil mi oraya? Dur benim modlar da yavaş yavaş geldi? Geliyor. Ha? Semih de mi geldi? Herkes burada. Vay arkadaş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eda aslında senin mod değil editör olup şimdi direkt bu arkadaşlara mod yapıyor olman lazımdı. Şu an ne dedim anladın mı? Evet anladım. Bu bir portal ben portion alacağım abi. Bu katlar, ben biraz oyuna katlar. Giriyorum alt time tamamdır. Tepe TV? Benim işte, TV. Ben sonradan... ben şimdi koskoca Tepe TV diye geziyorum ortalıkta. Köye mi gittin abi sen? Evet köye gittim. Ben de geleyim bari. Ya düzenli repair şart abi bu level'larda. Yoksa... Eda kanalı kapatır. Eda. Abi magic potion atıyorum yere. Sen daha fazla kullanıyorsun. O potion değil elixir. Stat arttırıyor. Özelliği o. Biliyorum işte sen daha fazla kitap falan okuyorsun ya ondan dedim. Şimdi kim? Yunus, Semi. Kimler mod istiyor? İsteyene vereyim ama. Kılıç kalkan gerek yok ya. Var mı? İstiyor musunuz arkadaşlar? Her yerde kılıç mı sallayacaksınız? İnanılmaz. Sonra kötü emellerini kullanıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Ben ama sigorta kanalı yatırmıyorum. Falan, sigorta yatırmıyor musun? Aa arkadaşlar ben olsam biraz tepki gösteririm. Benim mesela anlaşmalarım var. İşte ruhani destek verdiklerim. İşte psikolojik destek verdiklerim. Ondan sonra işte Sovyet
güçlerine Rublesel verdiğin destekler. Uğur'a mod, Uğur'a verin diyor. Mod olarak doğdu bence diyor. Norse, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Okey. SSK artı full Akbil. Sadece bu kadar mı? Maaş vermiyor öyle. Sigortasını yatırıyor. Maaş yok ama. Şeyhmuzcu hoş geldin. Çalışıyormuş gibi. Şey yok ama böyle. Herhangi bir ekstra para yok. Sıfırın şeyi ne kadar oluyor acaba? Sıfır paranın bürütü ne kadar oluyor? Bence en az 200'dür. Diablo 1 maceranıza katılabiliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Hayır demek istemem çünkü. Keşke başta şey olsaydık. Evet, daha önce haberimiz olsaydı ya. Şimdi bayağı ilerledik. Bugün de nasıl söyleyeyim, kafayı kırdık. Böyle biraz sinirliyiz Diablo ya. Abiye. Evet bir, abi. Bir de bu nasıl söyleyeyim, online bağlanma olayı, yani multiplayer olayı bir de biraz sıkıntı. Yani 2'de işte tamam evet. Abi Battle.net'e bağlan hadi gel hop hopla falan diyebiliyorsun belki ama. Evet aynen, 2'de tam olarak öyle yapacağız ya. Katılmak isteyen olursa. Norse biz 4'te bile devam edeceğiz. Sadece durmayacak bu. Diablo 2'de değil yani. 4'te bile devam edeceğiz. O two hander sword düştü ama sen kalkan kullanıyorsun. Ya ben yani düzgün bir kalkan düşmedi. Armor'um falan fena değil de iyi bir kalkanım olsun isterdim ya. Öf, şeyde düşer, cehennemde ya. Düşer abi. Şu an seni görmüyorum biliyor musun? Vuruyorsam affet abi. Tamam. Ben zaten bir şey, senin vurduğunu hissettiğim anda böyle yapıyorum. Lan! Yok çünkü öyle bir yere girdi ki şey alevlerden kayboldu senin karakter. Şeyhmuzcuğum nasılsın? Hoş geldin. Bu çocuklar bana. Ne yapıyor? Evet çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben buradan sıkıyordum ne güzel size. Siz ölüyordunuz. Siz böyle ölmeye devam edin. Aynen ölebilir lan. Aynen ben duruyorum ya. Ben bu tuşu sana bırakıyorum artık. Sana experience gelmiyor olmasından biraz şey oldum ben. Sorun değil. Problem değil ya. Yani. Oraya geçişimiz biraz bu taraftan geçeceğiz galiba oralara. Evet geçişimiz buradan. Ups buranın geçişi de dertliymiş. Hadi oğlum vur. Heh. Tamam. Kılıç neyse güzel XP veriyorlar ya. O zaman gidip Uğur'la oyunu ne oynayacaksınız? Siz çok eğlenecekmişsiniz gibi falan böyle. O şeyler onlar ya. Call of Duty'de deliriyorlar. Şey vardı, kötü İngilizce videosu vardı. Call of Duty diye. Call of Duty. Duty Calls abi. Book of Bone Spirit. What? Ne yapıyordu bu? Nasıl bir şeydi? Aha. Warzone. Valla FPS konusunda çok başarısız bir insanım. O yüzden kıskanmadım. Oynayabilirsiniz. Ne? Kolsuz olduğum için. Ahmet hoş geldin. Abi alışıyorsun ya. Yok abi benim çok kolsuzum. O ne güzel bir yüymüş bu. Yüzük. Yüzük. Sen çok iyi FPS oynuyorsun Eda. Evet şimdi bunu kameraya karşı bir daha söyle. Gözlerimin içine bakarak. Evet Eda. Bir daha bu şekilde. Söyle söyle. Ben çok iyi. Kameraya. Ben çok iyi FPS oynuyorum. Sen çok iyi FPS oyunları oynuyorsun. Ben çok iyi oynuyorum. Tamam. Ha doğru. World of Warcraft çok iyi FPS modunda oynuyordun değil mi? Lan diyorum biz de niye kesemiyoruz şu raidleri? Sadece tek tek böyle etrafı hiç bakmadan oynuyormuştum böyle size. Ben bir dönem öyle denedim WoW'u. Olacak iş değil o ya. Her yere hakim olmak zorundasın yani. World of Warcraft kural 1. Don't stand on shit abi. Yani tamamen olay mı? Şey intro hani ya da basacak. Loading screen'de yazıyor ya abi don't stand in fire diye.
Tamam, don't stand on shit yani, bu tertemiz. Bir de şey, always stay on the right tezek. Yani o da önemli. Yerde siyah bir şey çıkıyorsa genelde böyle ya içine gir ya da ondan kaç olduğu için böyle. Makul. Ama bana hep şey oynatıyorlar, healer oynatıyorlar. Ben o yüzden oynamıyorum. Şimdi ben Onlarla. size yeni oyuncu transfer edeceğim. Yunus gelecek size healer. Oo. Hotsa mı? Yok şey ya, World of Warcraft'tan, Guild'da alt healer'lardan. Benim guild çünkü tek başına yaşayamıyor abi. Yani biz de öyle pek guild şeyini oturtamadık ya. Eski tayfa duruyor ama Uzun. olduğu gibi. Yani Böyle yeni gelen güçleri birleşme arkadaşlar biraz baktınız mı? sabırsızlık çekiyor yani. Oyunu tek expansion'lıkmış gibi oynuyorlar ya. Tamam işte bize o tam o konudaki casual oyuncu profili tam biziz abi. Abi bow var. Onu bir atsan, aldın mı sen mi aldın? Aldım. Tamam sağ ol. Aa, yoldan geçiyorum. Ok saplıyor ya, inanılmaz. Abi önceden göndermiş oluyorum. Şey, shift'le atmadım onları, hani karakteri Önden gönderiyor. Çok tıklayıp iyiymiş. atıyorum artık. Bir şey keşfettim ama bazen oluyor bazen olmuyor. Yunus ne diyorsun? Aurora Victoria'dan bir cacık olmadı. Belki Knights of the Wind kurtarır mı ya? O da şeyden bu arada, seversiniz belki ismi diye düşünüyorum o anlamda. Bizim ekip ultimacı eski. Oradaki guild'in adı. Nice. Hani o zamandan beri birlikteyiz falan muhabbeti. Oo, güzel güzel. Valla bu hafta sonu Ultima Online'da karakter kastım Aa. abi. Abi çok iyi. Minecraft Mining Blacksmith'i hallettim. Ondan sonra. O şeyde Pyramid UO diye bir tane sunucu var yerli. Orada. Ondan sonra Pure Warrior'ımı hallettim. Poisoning, Moisoning, ıvır zıvır. Sonra bir tane dungeon'a gittim. Sonra bir Minotaur çıktı karşıma. Custom yaratık eklemişler. Kafamın üzerine bir explosion attı. Aklım çıktı. Böyle korkarak kaçtım. Büyük bir plate düştü abi. Ya, ona güzel güzel para ediyorlar ya, o yüzden alıyorum. UO'ya baksanıza bir ara. Abi hiç bildiğim şeyler değil. Şu anda böyle konuya... Ben hiç Mahmut Oralı bile değilim yani. Ben PvE yapmak istiyorum. O zaman birlikte gidelim. Nereye? Nereye nereye? Nereye Ben nereye? Yok Melodyen. Bir dağıldık mı hepimiz dağılıyoruz. Ona birlikte gidelim Tuna o zaman. Nereye gidiyoruz? Evet, aynen. Yani öyle karışık karışık işler oluyor. Dungeon'lara falan giderken birlikte gitmek lazım. Şey Ultima'da mı Şey, kastın? Ultima aynı şekilde Melody'de, onda World of Warcraft'ta iyi bir Warlock yaptık. Yes. Minotaur'a diyormuş. Tamam Böyle. işte Ultima'yı. Ha, Minotaur'a birlikte gideriz ya, o ayrı. Ben Abi kat Aurora Victoria'yı temiz. kapatıyorum ya. Artık olacak gibi değilmiş. Kat temiz. Ben İniyorum. giriyorum. Bir portal açalım abi başlayınca da bir Ben tamamladı dedim. indim. Yani şey. Artizim ya şu an. Salın lan diye. Abi burada şimdi skubuslar mukubuslar pıtır 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 pıtır. Scoobus'ları Eda çok sever. Skullstar çok seviyorum. Çok seksiler abi de. Yani de iniyorlar böyle şeyler. Bu arada Scoobus'lar da Şeyleri. şey, Lilith'in direkt kızları biliyorsun değil mi? Tamam. Ya Daha ne gibi? Diablo 4 gelirken de söyleyelim yani. Lilith oğulları değil, Lilith kızları mı? Şey, Queen of the Scoobus diye geçiyor ya Lilith. İlk Yok, şey için Scoobus. diyorum ya. İşte bilmem ne oğullarıdır ya hep böyle. Onu böyle Dulkadir oğulları beyliği. matriyer. Aynen işte Lilith kızları hanedanı diye böyle matriyarşiden Scoobus birazcık mu şey yapalım ya. Bu ara o Lilith inancı gerçekte de var biliyorsun Var değil mi? biliyorum ben. Oha! Ney oha? Oha, bana bunu söylüyorsun. Sana niye söyleyeyim? Bana. Ben, hayır, var biliyorsun dedin değil mi diye sordum. Ona şaşırıyorum, bana değil mi diye sordum. Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Kaç lan ha? Bana sordu ya, Lilith'e. Benim gibi bir kadına. Tamam, o zaman söyle. Erkeklik bizim O işimiz. zaman söyle neden kutsal kitaplarda geçmiyor? Çünkü she's a No, slut. Yes, she alakası was a slut. Yes, she was a slut. That's why.
Siz Lilith'e iffetsiz mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sen, iffetsiz değil. Sen ne yapıyorsun ya Blessed Mothers? Blessed Mothers? Yani Blessed Mother'a. Sen... Vesmarçı oğullarını baştan çıkartan Lilith kızı. Diablo muhabbi hayvan gibi lordan bilmem neden kopup böyle ülke realitesine dönüyor bir an. Aynen değil mi? Yok ama o muhabbet var mı? Nasıl detayını bilmiyorum ama. Değil mi? Asıl Adem'in asıl karısı Lilith'miş. Ama kabul etmiyor. Kim o ya? Kim kabul etmiyor? Kim o ya? Kabul etmiyor zaten. Sen kaç yaşındasın ya? Aslında hepinizin içinde bir kadın var. Nasıl? Okey. Dün Discord'da evet. Herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyordun o mu? Evet. Aslında hepinizin içinde bir kadın var yani. Yani genetik formasyona bakarsan iki taraftan da bir şeyler alıyoruz. Tabii X önemli kromozom. Önemli olan ortada ne karar vereceğimiz. X kromozom. Nasıl yaşamak istediğimiz. Lilith is a slut. Şey şarkıyı bir sileyim. Ben bir şeyden çok böyle geriliyorum artık ya. Böyle hani yanlış bir terminoloji kullanıp böyle şeye başlıyor ya. Aha Blood Knight'lar abi. Lactan'ın yani, adamları geldi. Lactan Angililer geldi. Eda sen de bizim Hüseyin Gil'i çağır. Ne combo gibi. Bir şey anlatıyordun abi ben böyle mal gibi yarıda girdim Lactan Angililer. Yok şey ya böyle hani... O kadar doğru kelime seçmeye çalışıyorum ki yani ne ayrıştırıcı ne böyle cinsiyetçi olmamak için gerçekten çok zor yani anladın mı? Hani bayan değilim. Böyle ister istemez bazen ağızdan bir şeyler kaçıyor ve bunun birilerinin yanlış anlayabileceği üzerine senaryolar üzerine bir diyalog kurma çabası yorucu bir sürece dönüşebiliyor bazen. Ya ben onu çok yavan buluyorum. Kesinlikle öyle düşünme. Ben bunu geçen gün de Utku'yla tartışıyordum. Biraz aşırı olacak ama. Ya dünyanın her yerinde, dünyadaki bütün küfürler cinsiyetçi. Yani bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve yok hayır ben mesela küfür anlamında değil demiyorum. Yani mesela hani şey ne derler? Ah ulan bir dakika dur hayat mücadelesi var burada. Lan! Ya, ne yazık ki böyle ama hani ben hani insanları kırmamak adına diyorum. Yok, evet ben de... yani kimseye böyle şey yapmak istemiyorum yani böyle ama mesela bunun da yani çok politically correct olmak için yapmıyorum bu arada yani kimse rahatsız olmasın diye dikkat etmeye çalışıyorum ama ağzıma kaçtığı yerde biri gelip ama işte Tunapa bir de böyle dedi falan diye bir anda biri gelince böyle şey oluyorum geriliyorum ya ulan işte arada kaçar bana da müsaade et olsun yani gidip doğrulamak için söylemiyoruz onu. Biz de insanız. Hata yapalım arada istiyorum yani. Tövbe. Ben hata yapmıyorum. Benim ağzım çok dur. Ben şimdi bu konuyla ilgili düşüncemi söyleyeceğim ama Tuna abinin uzmanlık alanı olan bir soru var. Level 13'te easter egg var mı? Hani 13. Cuma falan muhabbeti galiba değil mi? Bu şeyde. Diablo 1'de. Benim bildiğim yok. Yok abi. Yani buralar bayağı bildiğin artık aşağıda kazılmış, saklanılmış yuvalar. Ama Kane'e gidip görev almamız gerekiyor. Daha Kane kendini açıklamayacak ya. Daha var ona. Lazarus'la birlikte Kane kendini açıklayacak olması lazım. Yok, Kane'e gidip açıklayacak. Ben okudum ya bir şeyde, merak ettim de. Ha, orada o şekilde mi yapmışlar? Öyle yapmışlar multiplayer için. Şimdi mesela bir yerde portal ihtiyacımız olduğunda bir görünelim şey ya Kane'e. Neyse bu küçük. Abi sen SGK'lı çalışamazsın ya nasıl ben mi? Tuna abi mi? Senin saçın uzun. Benim buradan çıkmam lazım. Ben SGK'lı çalışmıyorum zaten ya. Oo Bedri Bey hoş geldiniz. Hoş geldin. Kesenize bereket efendim. Ama biz abonelik değil rakı istiyoruz hocam. Evet ya. Bir söz verdin Gebze'den gelemedin. Evet. Bir şey diyeceğim ya ben de rakı istiyorum. Boğma çekeceğiz hep birlikte. O zaman seni buraya bekleriz. Yani. Abi benim kapımda sineklik var. Herkese açık. Sinekler hariç. Herkesin gözü önünde. Niye? Herkes akım ne? Abi hala daha kapalı. Ya şu hakikaten olaylar geçsin artık. Ben de çok istiyorum ya. Böyle ne istiyorsun bebeğim? Bizi bekliyormuş aşkım bebekler. Ay kapalı. Bir tane almış. Oraya getirdim bak. Al bebeğim kapalı diye. Dur. Savaştayım ölüyorum. Hayır çatışmalıyım. Çok vuruyorsunuz yavaş. Yavaş insan evladı yavaş. Gerçekten çok vuruyorlar ya. Olur yakın. O kadar zırh yedik kuşandık. Şu çektiğimiz işkenceye bak.
Tabii yanımızdaki bazı Rakı ne arkadaşlar zaman? 27. Yani 28. level'lardan ama. yayında serbest mi o işler bilmiyorum ama. Hayır, yayında ha bilmiyorum. I don't care. Herhalde gözünü sokmanın sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bir gün onun muhabbetini yaparız ama onun dışında dediğim gibi arkadaşlar İzmir'deyim, Gaziemir'deyim. Oo. Dileyen herkes buyurabilir. Aşırı rahat. Buyurunuz efendim. Ya ne yapayım canım? Kim niye gelip de bize bir şey bulaşsın Eda'cığım abi ya? Abi insanlara seni yanlış anlayacakları çok kasılma sen. Ha o konu vardı için, değil mi? Evet dur ben onu söyleyeceğim. Sen kendini bildiğin için hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Yani sen hani seni içini ve seni bilen insan hiçbir zaman bunu yanlış anlamaz. Kırılacak adam da zaten kırılası varmış. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Bak kırılası varmış. Bir şey söyleyeyim mi aşkım o konuda? Kırılacak adam sevdiği için kırılır ve zaten kırılacak adamı kırarsın yani. O da nasıl söyleyeyim böyle bir şey... Bir dakika bir dakika. Kötü sözde değil. Senin söyleyeceğin şey yanlış yere çekecek adam senin bu durumundan fayda çıkarmaya çalışan adamdır. Evet. Hani anladın mı? Acayip acayip işler. Ya evet biraz karışık geliyor bence ama benim düşüncem tabii. Yani benim bir lafımı bir yere çekip de drama yaratacak adam beni seven bir adam değildir kesinlikle. Ya ama işte onlar böyle hazırlar var ya böyle arka tarafta. Böyle hemen bekliyor. İşte şey sonra başlıyor işte biz bunun geyiğini çok yapıyoruz canlarla yayındayken. İşte Utku'yu çok severdim. Her gün yayınlarını düzenli takip ederdim. Ama sonra Tunapam ile yayın yapmaya başladı. Sonra iyice zıvanadan çıktı. Artık izlemeyeceğim. Bunlar başlıyor bir anda. Sevgili günlük. Ya değil mi? Bugün sana ağlıyorum. Bu Tunapam ile Diablo ile ilgili çok konuşuyor. Acaba şeytani bir pazarlık mı var? Ya bir de yani nasıl... Bu senin söylediğin şey diye düşünüyorum. Çok felsefi olacak ama postmodern kültür insanları buraya sürüklüyor. Yani insanlar sürekli olarak aslında her söylenene saygı duymak zorunda ama her saygı duyulan şeyi de politik olarak doğru şekilde söylemek zorundasın. Ne? İşte political correct. Ya abi olabilir mi böyle bir şey yani? Yani insanların farklı farklı düşünceleri olur. Tamam saygı duymak da zorunda da değilsin ayrıca. Ya mesela şimdi mesela... Beğenmiyorsan beğenmiyorsun. Hani şey diyoruz ya political correctness olayı var. Mesela Putin'de bu yok abi. Sıfır mesela o adamda. Yani şeyde yok görmüyorsun. Adam neyse yani neyi söyleyecekse çat çat söylüyor. I don't give a fuck diyor yani. Ama yani yaptığı yer önemli. Mesela ne bileyim işte... Bir G işte 12'de yapmıyor işte anladın mı? Hayır canım ben ondan bahsetmiyorum. Mesela gayet normal sosyal medyadan bahsediyorum. İşte ben bugün Diablo yayını yapacağım dedim. Tuna abi de dedi şeytanla yüzleşmeye gidiyoruz. Vay efendim sen şeytana mı inanıyorsun hani? Anladın mı? Çok basit şeylerden bahsediyorum. Muhteşem. biz... Arkadaş evet inanıyorum var mı? Hani buna göre beni takip et ya da etme benim şeylerimi beğen ya da beğenme ya da atıyorum içeriklerimi. Ama o şey işte çok sıkıcı olabiliyor bazen Tuna abin dedi. O politik doğrucu olmak zorunda hissetme olayı. No, but I'm just letting it go. Vaya bu oyunun sonuna mı geldik? Vallahi yardırıyoruz ya. Hırslıyız geldik, bu akşam. Geldik arkadaşlar. Eğer ki full motivasyon, moral, destekle birlikte sizlerle birlikte bugün şuraları biraz hızlı geçebilirsek belki de Diablo 2'nin ilk başka tınılarını mı dinleyecektik yoksa? Değil mi? Öleceğim. Vallahi ben bugün saçımı toplamadım abi. O derece hırslıyım. O kadar diyorsun. The Warrior Within diyorsun yani. Evet tamam. Kahramanımız bir savaşçı yürekli. Masadan kalkıp özgürlük diye bağıracağım öyle. Freedom. Size diyorum. Ejder doğan diyor. Slaves. Çok sağlam video değil mi ya? Üf, öyle bir devrim yapmak istiyorum ya hayatımda. Hangisi? neydi? Drenor. Grommash'ın şey videosu var ya abi. We will be never slaves. Drenor sinematiğinde we will never be slaves diye. We will never be slaves. Daha böyle orada çıkıp böyle... bir yere we will never be slaves diye bağıracak. Bizim arkadan Jabbar falan gelecek kediler böyle. Miye miye miye. Aşkım MVP oldum resmi çekmek istiyor musun? Hayır aşkım sen ama öyle şeylerin screenshot'ını al. Abi gene çok kalabalık bunlar. Bunlarla sorun yok ya. Bunları ben şu büyük abiler gelmediği sürece bir şekilde tutuyorum bunları da. Ben zehirlerinden çok yiyorum bunları. Onlar da çok şimdi. Tabii canım. Onun karikatürü var ya aha sigarayı pasladı diye. Şu Blood Knight'ı öldürmeye çalışıyorum ha. Blood Knight'ı sen alabiliyorsun. Ben de şu küçükleri cırklatabiliyorum ya. Screenshot'ını. 3 tane pot harcadım. Ayda yılda bir kez MVP oluyor. Ayda mı? Ayda. Ay ya.
Ya üf ya Esmi Yo ben yapmadım, sen yaptın. Ben Ayda mı dedim, sen başladın o şarkıyı. ya ben niye bir şey hep bu Öf etkileşimden ya, yanlış yaptığım Hots'ta için MVP herhalde. olmayalı 1.000 yıl oldu ya. Onu Türkçe mesela çevir yapsalar taşıdı. Yazacak değil mi böyle? Hayır, onun Taşıdı. Türkçe çevirisini sen yaparsan öyle yazar. Öyle bir Hayır, şey ben yok öyle yoksa. yapacağım. Çok Hayır, en kıymetli oyuncu sağlamdı. yazardı büyük ihtimalle. En muhterem. E Hayır abi, muhterem ne taşıdı. ya? En Muhterem ne? muhterem. Poison. İşte taşıdı. Çok sağlam bence. Abi sıfırdan dönüyorum. Oh. Bütün potları yedim. Burada da şey oluyor ya, Neyse ben de vurdukça... biraz böyle seni sızı sokayım dedim ya. Yok Bugün ölmek yok. yok dedim. O kadar kalsın ya. Vurdukça şey oluyor ya, böyle bir knockback gibi bir şey yiyorsun ya dayak yedikçe. Yep. Ondan dolayı hareket edemedim ya. Tuna, o ejderha oldun. Piu, hatırlıyor musun? Sen MVP'din. Piu Oyunu demek herhalde. Ejderha olduğum oyun... Hangisi acaba? Diablo ile mi olmuştum MVP acaba? Ejderha değil de. Ejderha kim? Deathwing'de oynamadım. Alexstrasza ile de oynamışımdır. Ejderha Alexstrasza. kimi aldım ben ya? Şey minik Hangisini ejderha. MVP? Brightwing. Brightwing. Oh, Ay yok, Brightwing. it's Ben o arkadaşlar, ben otur konularda bayağı düz şeyim ya. Galiba böyle şey Star Trek ırkçılığı var bende birazcık. Böyle Yavaş olmayacak yavaş yaratıklar yavaş yürü sen çıkartmasınlar evlat karşıma yavaş. falan diyorum yani böyle. Dün akşam yayında çok konuştuk bunu işte ya. Evet, o sırada Yani... ben dinliyordum, yazamıyordum. Evet, Yazabildiğim yerlerde yazdım. Star Trek'e biraz böyle Discovery'ye çok giydirdim de. Ya ben izliyorum ama uykuluk izliyorum. Çok heveslisi olamadım o dizinin ne yazık ki. Diablo ile oynuyordun yahu. Yaratığa binmiştik biz. Çok güzeldi. Yok mu bir screenshot'ı falan? Diablo ile gerçekten bazen çok iyi oynuyorum ya. Peki Bu da böyle Eda, durum. Brightwing'in böyle bir kuotunun olması çok sadistçe değil mi? Çok sadı. Orada çok değişik, çok çok güzel kodlar var. Bir tek bu değil. Brightwing şey diyor, iyice acı çektin mi? Umarım öyledir. I hope İyi, en azından Ivan Drago gibi bir şey değil mi? Öldüyse ölür. Şükrü hoş geldin abi. Şükür. Ha, sen varmış arkasında, portala basıyorum, niye gidemiyor içine diyorum ben de böyle. Biz ne bilelim abi, görmedik ki falan diyormuş Bu işte. arada şey detayı çok iyi değil mi ya? Kasabadayken helmeti elinde geziyor adam ya. Muhteşem yani. Aa, saygıdan mı? Ya işte biz de böyle kralız Müthiş bir detay ama diyor. Ya ben güzel hiç düşün. dikkat etmemiştim. Evet abi, çok yani önemli. Ya ben işte bu tür şeyler beni çok oyuna bağlıyor arkadaşlar ya. Yani o yüzden dikkat ederim de bu tür şeylere. Küçük Ne demek ince. Nadine of Gold ya? Utku, şu Yerbank'tan biraz al bakayım. Yerbank. Yeryüzü Bankası. Biraz pot Hadi döşeyim. Deckard. En azından senin pot çantan ben olayım. Yere atarım, alırsın. İyi yaşa. Sana bulaştırmıyorum inşallah. Don't Koko. know. Oh, Koko, is Coco. that Oh, no, you? no. Hayam. Şeyde Ne? Ne? Kalitas Muhteşem var. oyun ya. O var kenar ayıklar. Ünlem KL Ne? kesme işareti Taz. Kane ile konuşacaktık. Aa evet, dur geri gittim ben. Konuştum konuştum ben. Bir şey vermedi. Ay, bir daha portal açsana abi. Oh no. Nothing of portal. Yemin et Yine ha. konuşacak Bende mı? var, bende var. You didn't talk to Kane on Senin the phone, you know? tuzağın içine çektim burada. Öldüm. Dedim senin tuzağın içine Shift'e çektim diye. basılı kaldı, parmağım ikiye basamadım. Şaka. Yemin ediyorum. Geliyorum hemen.
Var bu oyunun şeyi ama orijinal değil. Yani GOG'daki versiyonunda yok. Ne Ha, o? onu bilmiyorum. Soruyu sor. Soruyu sordu. Abi kıyafetimi alırken portaldan geçiriyor. Abi bunların 200 hit point'i var ya. Düz 200 var yani. Oh be. Çok vurdu. Amuletim nerede? Kafalığım nerede? Ya. Aldım bovların biraz sana getiriyorum bunları çünkü. Bunlar Amuletimi bulamıyorum. kuruttular. Kolyem yok. Çantandadır, üstündedir ya da. Tavla Yok. gittiğinde üstüne gelmiştir. Yok yok. Burada bir yerdedir. Sen almış olabilir misin tıklarken? Yok, bende yok abi. Şimdi portaldan bir geçelim yukarı. Portal kapanınca altına falan kalmış ölürüm. Büyük Ben ihtimalle. renk girdim ve şu an geç Ha, kalıyorum. yok, almışım. Tamam. Dediğin gibiymiş. Böyle oynayarak grafik mekanik remastered yapmak çok... Ya, Diablo 1'e çok mümkün değil şu an arkadaşlar. Yani resolution change biraz böyle. Çok, çok ufak şeyler yapabilirsin çünkü tasarlanma tarzı çok farklı. Ama Diablo 2'ye buldular orijinal modelleri, yapıyorlar işte şimdi. Diablo 2'nin remastered'ı bayağı güzel olacak ya. Bir de Yerdeki bow hemen ne? tam yani bulup atmışım ben. Satıyorum bunu. Sat, yapıştıracak. Bir şeye gidip bakabilir misin Virt'e? Güzel bir item var mı yok mu? Tamam. Onun da Bir yolu uzak ya. Abi ben şey yok abi, ben oyunlardan daha çok yeni oyunlardan daha çok Diablo 2 Remaster'da ben de ve bunu genç arkadaşların yanında söylerken biraz çekiniyorum. nedir o? Genelde yani yeni oyun bekleniyordu ya özellikle BlizzCon'da. Hı. Diablo 2'nin yani Resurrected beni çok tatmin etti. Bilmiyorum, ben de çok hype'lıyım ona. Abi insanlar Path of Exile oynamak zorunda kalıyorlardı. İşte o gidecek artık. Sorry guys. Sad but true. Babayın görüşürüz. Görüşürüz Meldi. Kaçıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Katılımlarınızdan dolayı. Şey, Blade of Carnage diye bir şey var abi. 3-8. Blade of Karn 3-8 11 points to damage mi? Direkt 16. 16. Maiming olsaydı 10 olacaktı. Okey. Yok abi, kurtarmaz o bizi ya. Bir tek bunu mu Bakalım bana ne satıyormuş? verecek. Sword of Speed. Faster Attack. Faster Attack da %35 damage artışı var burada ya. Faster Attack. Ya bir yerde o faster attack'leri ve faster recovery'leri yakalamak lazım ya. Bu ara Path of Exile'i ben de beğenemedim. Abi kamerasında bir sıkıntı var oyun ya. Yo ben Bir de şeyi sevmiyorum pek. Mesela oyuna girdiğim zaman Diablo'ya benzemesin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor yok muyum? abi, Tam... ya, ya anladım ama yani kullandıkları kamera, karanlık dünya falan ıvır zıvır, yani böyle çok iyi bir Diablo 2 remake benim şu oyun. Geçiyorum. Geç Geçtim. abi. Ben de Abi... Titan Quest hiç yok ya. Oyunu ilk defa Sen git. duyuyorum desem çok mu boomer kalmış olurum? Hangisine? Titan Quest. Senin bu arada kolye yok ya. Nasıl yok? Ha yok, taktım. Ha, buldun mu? Hı. Portalın Ya işte etrafını, Diablo... arkasını göremediğim için her tarafın tıklaya tıklaya şey yaptım, gelmiş. Diablo 2 benzeri oyun zaten gelmesin işte artık yani, anladın mı? Diablo 2 Diablo 2'dir yani. Bunun artısı eksi yoktur bu işin. Altıma tükürük koymadığın sürece burada hepinizi keserim ben ya. Ya bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun da abi, yani oyunu güzel kılan en Öleceksin. büyük etken şey altyapısı, altındaki hikaye.
Ya mekanik abi. Yani benim perspektifim bize oyun tasarımında bu verilir fikir olarak. Oyunun mekaniği önemlidir. Oyuncu oynadığı şeyden memnun mu? Oyun eğlenceli mi? Bilmiyorum, ben çok şey takılıyorum Ya yani. stres Hikayesi oluyor güzel muyum oluyorsa seni oynarken bağlıyor vesaire. çünkü. Bir şey anlatmıyorsa sana, yani çok güzel grafikleri de olsa ben bağlanamıyorum bir türlü yani. Ama o biraz farklı bir konu. Yani mesela şimdi çoğu böyle işte yeni nesil böyle sanatsal perspektifte yaklaşım oyunlar falan da var. Yani onların da mesela çoğunun görsel yükü çok iyi değildir mesela. Ama content evet doludur. Bu işte atıyorum FPS oyunlarına çok karşımıza çıkan da. Abi grafikleri arttırıyorsun ama oyunun içerisinde content yok yani boş. Çünkü grafiği abandığı için diğer content'e zaman kalmamış oluyor geliştirme aşamasında. Bunlar bitmedi ya. Ben bir de hareket edemiyorum. Neden? Heh. Bunlar Takip şimdi için borunun teşekkür içine ederiz. dolulardı. Selamlar, iyi yayınlar. Deneyiz. Secret de fena değildir. Biraz bahset, nasıl bir oyun? Hiç bilmiyorum. Ben yavaştan kaçayım. Görüşürüz. Görüşmek Beyaz üzere. süvari, hoş geldiniz efendim. Akıyor bu akşam maşallah. Akşama. İyi Yay. geceler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Neredesin abi? Buradayım abi. Bugün Utku ile İblisler ve İnsanlar adlı yeni romanımızı oynuyoruz. Ne? Sen şeytana mı inanıyorsun? Ne? Ne? Sen statist misin? Satatist. Ama statist. Hadi satatistler, bunu da açıklayın. Söyleyemiyor da ismini böyle. Zavallı teyze. Siyahları giymişsiniz oğlum, Diablo siz 2 statist benzeri, misiniz? ya işte Herhalde benzeri ama sakatladım. bak abi, söylerken ne diyorsun? Diablo 2 benzeri diyorsun. Böyle bir oyun demiyorsun mesela. Secret Ya diyorsun. işte ya Diablo-like işte şey var mı? Mesela Mount & Blade o konuda Türkiye'de çok başarılıdır. Mount & Blade-like diye bir artık kategori var arkadaşlar. Yani bu çok büyük gurur verici bir şey. Bence. Bilmiyorum. İllaki abi. Yani Diablo-like oyun yapıyorsan bir şey değiştireceksin abi artık yani. O eski Ya alalım. bir de şey, yani arayüzüne güven, ne bileyim, başka böyle daha kaliteli tasarım yap işte. Yani HP barını artık yuvarlak yapma. Hani bu brand'in markası olmuş yani. İşte Path of Exile'de ona çok gıcık oluyorum. Abi yapma yuvarlak ya. Kare yap, ne bileyim, orada bir bar yap. Hani anladın mı? Zaten yani hack and slash tamam. İzometrik bakış tamam. Her şey okeyim. Yani şu görselleri alma bari. Hani lan ona bari şey yap. Tasarım vakti harca. Diablo mesela bak nasıl şey deniyor şimdi. Sol alta iki, bütün her şeyi sol alta yığmayı deniyor. Diablo 4 pardon. Ya Arayüz gibi şeylerini yani. hatırlıyor Yani musun? radikal kararlar İkinci. alırsan sen olursun zaten. O Ben zamanlar radikal Diablo 2 Diablo'cuyum Furyası vardı, arkadaş. bol bol çıkıyordu öyle oyunlar. Ya Ya illaki şuradan bir canım. kasabaya gidelim. Burası Up to Town mı? Evet abi. Portal harcamadan gidelim diye şey Tıklayamadım. yaptım. Secret gerçekten başarılı bir oyundu. Ya illaki canım. Diablo 2 benzeri denemez tam olarak. Bayağı atmosfer farklıydı. Alt kullanabiliyorduk. Ya canım şimdi, ya 3 boyutlu tamam. Ben şimdi Diablo 2 savunmayacağım burada, onu söyleyeyim. Hani tarafımızı bulduk, dur şey yapalım değil. Yani adamlar sonrasında, atıyorum 2000 yılında yapıldı o oyun. 2005'te yaptıysa 5 yıl sonraki teknolojiyle yapıyor ve bunun avantajını illaki kullanacaklar abi. At koyacaklar, işte kek koyacaklar. İllaki bir Tabii şeyler tabii. ekleyecekler yani. Ama o Aynen. şey tat var ya, flavor denir hani. O Flavor mı baharat, o tat böyle diyorlar? olmasın abi. Yeni oyuna gireyim ben. O zaman abi biraz daha şey. Yani bu oyunun gustosu eksik diyebilir misin? Kesinlikle, kesinlikle ama ya. Diablo'nun gustosu gibi gusto görmedim hayatımda. El Diablo Ya vale gusto. ben ikisini oynamadım. I Bir don't know. Ya canım ben şey oyun, diyeceğim. dediğim gibi oyun savunmuyorum. Yani mesela strateji deyince mesela akıllara StarCraft geldiği gibi Age of Empires da geliyor yani. İşte Atıyorum. farklı konsept var tabii. Ha. Mesela ben Age of Empires ilk aklıma gelen olmuyor mesela. Yani bana StarCraft ilk geliyor. Çünkü ben o temayı seviyorum ve o akışı seviyorum.
Ama yani çok büyük bir kesimde şeyi sever. Age of Empires sever. Ama işte mesela Age of Empires'larda Age of Empires 3 oynamaz abi. Age of Empires 2 oynarlar yani. Anladın mı? Hani bu çok garip bir konu yani. Ben Age of Empires 3'e hadi AoE 3 oynayalım deyip diyen geleni görmedim. AoE 2 oynayalım diye geliyorlar. Girdin mi alt kata sen? Girmedin değil mi? Yo. Şu an önünde seni bekliyorum. Tamam, ben girme. Ben hemen hızlı bir içeri gidip kendime bir içecek koyup geleceğim çünkü. Ondan Tamamdır. sonra Ben de gireriz. bir kahvemi ısıtayım geleyim mi? Aynen, tam olarak o. 2 dakika mola. Tamamdır. O zaman Hemen geliyorum ben de. yayın Eda'da arkadaşlar. Hemen Yok geliyoruz. yok aşkım Aşkı mı dur. ya? Yedek Ben, yayıncısın yani. koy ekrana, koy ekrana. Yedek Substitute, yayıncısın yani. yapıştır. Bunun avantajından faydalanalım abi. Merhaba. Abi böyle Benim bir oyunuma imkanım var. Niye vermiyorsun. Geldim basmıyorum? hemen. Tamamdır Benim abi. oyunumu vermiyorsun ama. Hayır, oyununu vermiyorum. Sen sohbet olarak şey yapacaksın. Hoş geldiniz. Koru beni. O yedek oyuncu. Nasılsınız? İyi misiniz? Psikopat gibi oynuyor ya. Delirtecek beni. Yeter artık. Yeter. Şu oyunda bir verseniz kan nasıl kanser olduğumu görseniz. Gerçekten bu kadar kötü oynanamaz. Eda far tutmuş ki. Tavşan gibi oynuyorum. Aynen öyle. Şu an hot oynuyorum. Çok ciddi bir çok ciddi. Savaşta bir şey diyeyim bu arada. Renk de oynuyorum. O yüzden Focus Sylvan'dan sonra Chromie. Oo evet. Tamam. I will focus. Okey. Şimdi şuraya geliyoruz. Evet. Ya keşke oyunumda görebilseniz. K. Kim 14K yapmış? Birisi 14K yapmış. Ay yiyeceğim. Evet siz konuşun ben cevaplayayım arkadaşlar. Diablo'yu beğendiniz mi? Do you like it? Ay. Ah beni o ay bitirdiler. Ya abi herif oyundan düşmüş. Kafayı yiyeceğim ya. Herif oyundan düşmüş ya. Bir de renkte oynuyorum. Şükrü gelsene ya. Tek başıma oynamayayım. Seni de götüreceğim kendimle birlikte. Tam çekebilirsin beni aşkım artık. Şu an maçı kaybediyoruz. Hem de çok ağır. Ama ben çok iyi oynuyorum. Peki Torchlight'ın Diablo 3'ten daha Diablo olmasına ne diyorsunuz? Valla baktım. Bilemiyorum ya. Hani kötü yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ha, illa ki her oyun kendi içinde güzeldir ama ben o tadı alamıyorum sadece. Kötü oyun demiyorum. Sadece tadı alamıyorum. Atamadım biliyor Age of musun? 1'i 3'e tercih ederim. Yani ben de 1. Ovololo. Şş, falan. Abi çok yaşlandık. Ya Yaşlılık bunlar sen hep. hayatımda gördüğüm en kötü Red tanksın Alert'la ya. kesinlikle Mustafa abi Red Alert'la hatta arada girip oynuyorum. Çok boşluk bulursam. Oh O yediremedim. Yuri falan şey değil. Witcher 3'e laf söylemem. Yok, o kadar da değil canım. Witcher 3'ü tek nefeste bitirdiğim nadir oyunlardan abi. Tek nefeste bitirdiğim çok nadir oyunlardan abi. O yüzden hiç laf söylemeyi düşünmüyorum yani. Witcher 3 Mükemmel. Kesinlikle. İzlemesi bile çok ya eğlenceli. efsane yani. Hani filmi oynamak böyle olsa gerek ya. Gerçekten. Bir filmi oynamak böyle olsa gerek. Torchlight'ı yapan ekibin çoğu Diablo'yu yapan ekipten olduğu için keyifli cidden. Ben hiçbir oyunu bitiremeden dikkat dağınıklığı var genelde izliyorum. Bırakıyorum yarıda oyunları. Bende de dikkat dağınıklığı var ama deli gibi oyun oynayabiliyorum. Ama ne kadar? En fazla bir yarım saat falan. Ama başka böyle şey... Ben de oynayamam büyük ihtimalle. Okay, are we running? Geldim. Okay. Hoş geldin. Torchlight hemen okudum kenarda Ayda yazmış. Ya Torchlight yapan ekip Diablo'dan hiçbir şey mi götürmediniz oyuna be kardeş ya? Yani bilmiyorum ben böyle Torchlight benim şey gibi düşün. Benim için Fortnite gibi bir şey ya. Fortnite'ın hack and slash hali.
Gitmiyoruz mu alt kata? Heh. Gidiyoruz gidiyoruz. Tuna yapma yok Allah'a ya. Sen. Yok Allah'a yok. sen. Ben direkt net sistem reddediyor İbrahim. Hadi Ozicim. Rengarenk oyun. Renk hangisi? Rengarenk hangisi? Söyle bakayım. Oldum rengarenk. Evet abi yani. Ya, o tamam ne ya? Öyle. Ya, aha. Torş. Aha. Aşkım Timmy Just geldi Try seninkiler. This thing of ya. This thing ne? Şey this thing or that thing. Ne o? Onun adını söyle kapatacağım aşkım. Kamera. Tamam. Just do it. Orada rahat rahat böyle hot söylerken burnunu karıştırmak istiyor. Kamerayı bir açıyorum onu. Böyle falan. Ben bugün çok mutluyum ya böyle. Bu ablalar bana feci vuruyorlar yalnız ya. Nacizane önüme geçme abi. Yok sıkıntı yok. Ben... Ağlıyorum. Ben bunun bir kısmını bloklayabiliyorum çünkü de. Evet o bayağı faydalı oluyor bana. Beraber Diablo 2 yayını da diyoruz. Kaçırmışsın evet. Diablo 4 diyoruz. 4'e kadar gidecek bu. Okay. Bu işin 4'e kadar yolu var. Şimdiden söylüyorum ki kabul etmezse falan böyle ya. Baskı kurabileyim falan diye. Böyle kaliteli ya adam değil mi? Olmuşuz yayında yayında diye. Yayında söyleteyim bir kere söz verdi falan değil mi böyle? Vallahi kaza saplanmış ablamız. Özür dilerim ama seni siper olarak kullanıyorum. Gel buraya. Öf. Abi çok kalabora. Tükürenlerde sıkıntı yok. Tükürenler bende. Yok of, o iki kırmızılar potion bastım feci. Ya. İnanılmaz. Tam bir... Arkaya transfer olan bir tane var. Çık oradan çık istiyorsan. Geriye doğru alan aç biraz kendini. Lan kaç hit point'i var ya. Aha yüzük. Bunlar sendeler ya. Bunları benim. Hu! Aldın mı? Yok, lootlamadım. Ben direkt pota attım ya. Al, yere de attım yanlışlıkla neyse. Yok, lazım şey nerede? satayım. Yüzük nereye düştü? Demin muhabbet açıldığında Age of 2'den sonra 3'e geçince garip edildi. Modellere eski haline alışmıştım. Yani. Buradaymış. Süper sağ olun. Bekliyoruz bak. Bak bekliyoruz. Öyle süper sağ olun deyip sonra gitmek yok. Sonra vay efendim ben Diablo 2 görmedim. Yok ben Diablo 2 duymadım. Sonra Torchlight falan oynuyorsunuz arkadaşlar ya. Hayda. Kızıştıran çocuk var ya etraf. Neredesin abi? Kılıç salladığını duyuyorum. Ben. Haritayı genişlettim de aşağıda bir şey var mı diye. Yokmuş. Aa elit var arkada. Star Eye. Ben onu bir parçalayayım. Öldü. Uf, bunlar devamında da bir sürü adam çekiyor işte ya böyle peşinden koşmak zorundasın ya bunların. Tamam ben soğukluyorum abi bütün damage'i. Abo abi sen nereye geldin böyle? Abi işte peşinden gidiyorum bir tane vuruyorum kaçıyor bunlar. Potum azalıyor. Hem de şu bloğu alabilir miyiz aşağı acaba? Ben böyle tüm bunları kendime çekip arada bir tane sana sapladım abi. Sıkıntı yok abi. Vallahi biçtik ya. Ay. Abi diyorum ya çapraz sıkmalarda sıkıntı var diye. Ya,
Bir tam portal yolu göründü ya. Açıyorum. Bzzz. Yani şey garip tabii ya, yani hani oyunun birincisinin bitirdikten sonra ikincisinin böyle daha iyi olmasını bekliyorsun ki çoğu oyunda oluyor. Ama mesela Torchlight 3'te gerçekten çok, yani ilk çıktığında girdim ve lanet olsun bu ne dedim ve kapattım ya. Tuna abi ne diyorsa o. Gerçekten kapattım yani. Dediğim gibi sıfır bilgi. Ben bilmediğim konu hakkında pek konuşmam. Şey vardır ya böyle ortamlarda muhabbete dair olmak için. Evet. Hı Haklı. Şey, hı. Deckard abiyle konuş. Vakti geldi. Kendi kimliğini açıklayacak şimdi. Görevi sen aldığın için bana görevi tekrar ediyor abi sadece. Acele etmelisin. Prens Albrecht'i Lazarus'tan kurtarmalısın diye bir Evet, ben şey hemen veriyor. şöyle söyleyeyim. Bu iyi değil. Bu işte en karanlık korkularımı doğruluyor. Eski kadim efsanelere inanmazdım ama artık inkar edemem. Gerçekten kim olduğumu söylemem lazım diyor. Benim gerçek adım Deckard Cain Elder. İşte eski bir kardeşin parçasıyım ve bu zamansız, yani süresiz kötüleri karşı korumak için kurulan bir kardeşin parçasıydım. Artmış bir Lazarus'ta bir dönem Kral Leorin işte çok güvendiği bir danışmanıydı. Bir kısım halkla birlikte aşağı indi işte Leorin'in oğlunu bulmak için. Sonra çok çok az bir kısım geri gelebilirler. Bunu fark etmem gerekiyordu, bu ihanetini. Ondan sonra Lazarus tabii kaçırdı. Burada ben birkaç Neden küçük döndüğünü ekleme yapayım. bilmiyorum ve burada ne gibi bir kârı var onu anlamış değilim. Karanlık ustası için onu kurban etmek üzere diye anlatıyor hikayeyi. Mesela Tuna abi şey dedi, bir kardeşliğin parçasıyım diye. Kardeşlik Horadrim diye geçiyor. Horadrim'den kimseyi tanımıyor bu arada Deckard Cain. Bir de yine Tuna abi anlatırken şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Korkularım gerçek oluyor, hikayeler doğruymuş meğersem diye anlattı. Oradaki vurgular da şu, hiçbir zaman bir Horadrim üyesi olarak Diablo ile yüzleşmiş ya da direkt olarak bir Prime İblis İblis'in Prime İblis, bunu yazın arkadaşlar. İblis Bunu gör. printini alın. Ama bir saniye, kendimi yakaladığım için şey yok mu yani, böyle bir artı yok mu orada? Prime İblis. Nikimi değiştireceğim bundan sonra, hiçbir yerde doğum yok. Prime İblis yazacağım ya. Muhteşem. Ay. Bayıldım, harika abi. Devam. İşte Prime Iblis görmemiş bir arkadaş. O yüzden hikayeler gerçekmiş meğersem diye yorumluyor. Buraya yani şeye, Tristram'a gelmesinde sebebi o. Diablo'nun varlığını onaylamaya çalışıyor ve Lazarus'un işte Albrecht'i kaçırması falan filan artık onaylıyor. Orada bir beden ihtiyacı olduğunu. Çünkü eski Horadrim yazmalarını okuyor ve öğreniyor. Asıl Horadrim üyesi olan kişi de babası. O hikayeleri anlatan kişi de hani annesiyle babası oluyor. Yani Horadrim'i kuran Tyriel ile babası bir arada çalışmış şey duruyor. Hatta az önce bir isim daha verdi Tuna abi. O yani o Zolt'un kulu falan görmüş bir karakter değil. Sadece hikayelerden duyuyor. Tamam mı Eda Iblis? Evet, iyi Muhteşem. Prime İblis. Çok iyi denk geldi ya. make him happy. İblislar örgütü. Yok mu bir tane TikTok kanalı açmamız Prime İblis diye? O abim bunlar niye bu kadar fazla? Sen o kültürü biliyor musun? Normal, daha dur, bu az bile. Daha avukatlar gelecek. Kültürden çok uzak. Çok uzak Eda, olabilir. sana bir TikTok kanalı açacağım. Hayır abi. Adı da Sukubus olacak. Sıkılırsa bak, o tutar. O tutar. It will work. Ben seni samanlayacağım, sen de kendini kırbaçlayacaksın. O çok tutar ya. Kendi Tutar kırbaçlayacaksın. bayağı tutar.
Ama her seferinde böyle farklı şekilde gelmen lazım kameraya. Böyle aynanın içinden çıkacaksın, ne bileyim işte. Şapkadan falan çıkacaksın. Şapka iyiymiş bak. Çok Porsche harcıyoruz ya. Hala makul Abi bir direnç yakalayamadık şu ben ana depo kadar. ediyorum bak. Ama ben de çok yiyorum yani. Çok demeyeceğim için lap 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 içiyorum. İblislar çok vuruyor. Bu iblislara diyecek söz bulamıyorum ya. Ay. Neyse, senin oklar artık eskisi kadar damage vermiyor bana. Şu köşeden biraz sıkaydım ben. Ha, bu ne? Ne oldu abi? Çok çok fazlalar ya. Ben şimdi yine şeye geliyorum. Arkadan da geliyorlar. Ben onları da bir temizleyeyim. Seni iblis seni. Anam, o ne? Erdem hoş Evet. geldin. Bir anda çıkmayın işte şöyle ya. Ürküyorum. Oha. Abi ne yaptın? Hoppa. Tuzak varmış ha. Çok bilinçli olmadı o işler ya. Ya bari adam gibi zırh at işte ya. Erdem hoş Of. geldin. Bakalım o Archbishop Lazarus ne yapacağız oralarda ya. 16. katta değil mi abi? Böyle bir Hunharca odanın barel kırıyordu. içerisinde bir anda ansızın, çünkü normal oyunda onun kendi chamber'ına teleport oluyorsun. Ama not here. Hatta bir şey videosu var onun. Normalde multiplayer'de gelecek mi acaba? Eda'cım bilmiyorum, Hamdolsun birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Diablo'ya soralım mı? Diablo Müslüman olmadım ben. Hoppa. Çok farklı bir argüman yaratmış şu anda. Ölçmüyor musun başka? Bir tam portal mecburi olacak bu arada. Patladım. Evet. Ben de potion kalmadı. Bende çok var da çapraz ateşte kaldım. Açtın mı portal? Açtım ama gelme. Ben de yatıyorum. Şimdi yol açtım. Peşinden gelebilirsin artık. Yattın mı Aa, hiçbir peki? şeyim kalmamış. Yatmadıysan şey yapmayacağım hiç. Yok, ben yattım, yatacağım. O haldeyim şu an yani. Sen gir gir, ben orayı açtım sana. Ay abi dur. Kopuk şey. Ah ulan, tam heal basıyordum kendime. Neyse. Buraya kadarmış. O zaman silahlarımızı alıp gidiyoruz, yedek silahlarımızı. Gün doğdu, hep uyandı. Ne yapıyorsun Eda? Bilmiyorum, silahları sana deyince. Daha Hayda. Ortam öyle gelince ben de öyle estir verdim diyorsun. Şuradan yedek bir şeyler alsak mı ya? Baydan. sen alacağını al bence. Çünkü çare sensin şu an. Benim orayı tutma şansım yok. O yüzden tek yapacağım şey, sana armor olmaya geliyorum. Yok yok, şuradan diyorum. Geçici olarak böyle bir armor helm falan alayım mı diyorum. Para çokken. Öf, olabilir. Ben şunu alayım be. Biraz para harcayacağım ama. Yok yok, harcayalım. Ben de harcayacağım hatta. Son video olmasın YouTube'daki. Ama neden?
Sana diyor. Bana mı diyor? Stav. Kafalık. Plate of Wolf. Gözlük mü bu? Plate. Oha 37 bin gold yalnız. Jade Armor yeterli. Tamam. Ne? Ben şöyle yalandan kendime bir set aldım. Ve şu gold amulet alayım bakayım. Şu gold amulet neydi? Chance to hit. En azından attığım her şeyi vurayım. %127 şans. Hadi bakalım. Ne diyor ya? Inventory'nde yer yok falan diyor. Var hocam. Şey, üçlü slot gerekiyor ya. Hadi bakalım. İşte gerçek zorluk. Gerçek oyun. Gerçek kavga. Vallahi zor ya. Girdim. Hemen arkandan geliyorum. Neredeler? Aha buradalar. Aşağı aşağı gel. Gerçi burayı temizleyebiliriz önce. Twenty sword. Okey aşağıda ben öldüm. Ha sen dur senin ceset aldım önce. Onları ben alırım. O yüzük amulet düşürdü buradan. Zaten şu anda yerim kalmayacak sete. Sen şeyi tamamla. Ne derler? Eski doğru build'ını giy. Güzel burasını bitir. Güzel iyi aşağı çektim iyi olmuş ya. Rahat rahat buraları halledeceğiz şimdi. Ya bu yüzükler falan dert oluyor ya. Ablacım kaçma işte ya. %127 vurma şansım var. Vuramıyorum şuna delireceğim. Siz az önce beni mi kestiniz lan? Az önce dayak yiyip sonradan palazlanmış gibi gelen gölbaşı evet, delikanlısın. Gölbaşı neden gölbaşı? Hani? Şey de olur ya gürbüz delikanlı da olur. Neyse, item'ları aldık. Sonra satacağız gel. Bunları. Buraları temizlememiş miydik diyeceğim. Hayır işte ben buraya çektim herkes. Ben burada öldüm. Neresi? Burada bir yerde yatmış olmam lazım. Ben burada galiba. Buradayım. Mesela Diablo 2'de gelen o güzel bir şey ya. Cesedin yerini görüyorsun takım arkadaşın falan. Bu arada şey logout hop login olduğunda cesedin town'a transfer olabiliyorsun. Oo Sinan Bey hoş geldiniz efendim. Görmemiştik burada olduğunuzu. Sıhhatte keyiftesinizdir. Ama biz burada çok sikildik. Ne? Ha ne? Ne? Bir dakika ben kendimi kaybettim. Sen buradan pardon sen şunu çek benimle. O ne? Plate of? Tabii benim seni bana verdin ya. Ha. Ben de fazlalıkları boşaltıyorsun zannettim. Bak bu aslında fena değil ha. Ne o? Stability. Ya sende ne vardı hatırlamıyorum ama. 22 armor, 27 armor benimki. Faster heat recovery. Valla benimki ben artı 18 dexter. He? Ya faster heat recovery baya güzel aslında da. Ama sen ekstra dexterit var değil mi senin? Evet efendim, direkt 18 dex var abi. Ama işte 18 dex, senin şu an kaç oldu dex'in? 176. Yani dex'i şu an biraz salıp faster recovery'e gidersen biri sana vurduğunda o kitlenmelerden daha rahat kurtarırsın. Hit recovery çünkü yani biri sana damage verdiğindeki o geri reflex time'ınla alakalı olan bir durum. Ne bileyim magic resist'i falan da çekiyor biraz ya. Armor da yüksek. Yani ne kadar kaybediyorsun aslında soru şu an dur bakayım yayının netliğine bir. Valla hitten %10 kaybediyorum. Damage'den 3 damage kaybediyorum direkt. Armor'dan da
9 armor kaybediyorum. Her türlü Ya kaybediyorum ya. 9 armor çok sıkıntıyla hit recovery daha iyi olabilir ya. Bir dene istersen. Tamam dursun Yani onu da. beğenmezsen şey yaparsın. Okey. Oh. Yerdekine neyse kalsın yerdeki zaten şeyden aldığımda. Geçici olarak aldım. Ha almışsın O zaten. helmet benim helmetlerden bir tanesi mi? Helm of Giants var. Ha, onu al abi. Alamıyor musun? Dur, ben de yer var bir saniye. Artı Dur 17 alayım strength onu. veriyor. Onu alternatif set olarak taşıyorum işte. Acil durum seti onlar. Tamamdır. Biraz değiş tokuş oldu ama. Nasıl oldu? Hatta şöyle yapalım. Atalım yere değil mi onları? Bir güzel. Evet, hani hiç riske atmayalım abi. Onlar orada mutlu mesut bir şekilde kalsınlar. Lazarus'tan sonra üst chamber, ondan sonra alt chamber. Tamirim de olayım bari. Gidiyor muyuz? %49'luk bir resist fire kolye çıktı abi. Diablo'nun yanında bayağı işe yarar bu. Bir silah bulsam Diablo GG mi bugün? Şöyle 14'lük Keşke bir silah abi. bulursam. Ben de bir tane de faster hitli bir şey yakalamak istiyorum ama güzel bir, yani benim kalkan birazcık cacık kaldı. 10. Çık oradan. Bir şeye bakabilir misin? Griswold'daki itemlara. Ben mi? Aynen. Sen de ben de farklı ya onlar. Sword. Flail of Vigor. O solcu sor çok iyiymiş ya. Alayım mı? Bir dakika. 1'e 12 bendeki. Bu 4'e 12. Direkt yapıştır abi. Dur yerden para Sen almam mi lazım. acaba ya? Umuyorum değildir. One-handed olsun çünkü hem hit şansı var hem damage'i hayvan gibi. 17k zaten ya, yeter o. Aldım başka. Enteresanmış o da. Geçelim abi. Fire Rift bayağı işimize yarayacak late'de aslında da. Aşağı kaysana abi. İki tane daha geldi. Mitchell Sword of the Age Geç. Master's Axe. %115 damage mı? Kalkanı bırakıp böyle bir şey mi geçseydim acaba? Neyse, yok sorun değil abi. Tamam. Sen o kılıcı ver abi bana. Ben bir dünyam değilsin benim. Uf, one handed ya. Çok temiz. Evet. Chance to hit'im %110. Damage'im de 27-41 oldu. Bu da yedek kılıç olarak. Burada. Hop. Şu an Malkoçoğlu'na döndüm. O zaman yardıralım abi. Aynen. O Diablo bugün inecek abi. Yeminler edildi. Bıçak kemiğe dayandı. Her gün yeminler ediyorum. Aynen. Aynen. Her kim ne Diablo'nun kullanırsa kullansın. terörü Tristram'dan gidecek abicim. Eğer ben işbirlikçi olmak istemesem... Hoppa. Şimdi herkesi çekeceğim ama gel gel. Geri dön abi. Geri dön. Biraz Diablo taktiği yapalım. Gel açık alanı. Buraya kadar. Geri gel abi. Gelin buraya kadar. Onlar bana dönsünler. Sen onları at. Bunlar böyle çok seksi ölüyorlar diye Twitch'ten banyamayız değil mi? Yok yok.
Piksel, ne? Piksel, piksel. Ne? Eda biraz over reaction verdi de. Ben eğleniyorum şu an. Ama just fucking hell of fun. Buradan çıkabilir miyiz artık? They're just like killing us all the way. Gel abi, burada da var iki tane. Burada da var, bir saniye abi, halliyorum, geliyorum. Ben getiriyorum onları zaten yavaş yavaş. Lan %110 hit chance. Şimdi neye %110 hit chance? İşte onu anlatamıyorum. Diablo'nun birinde en büyük problemi bu işte. Artık ahtapotla yüzleşmeye hazırsın Tarkan. Bağlamayın ama bizi de. Yeee aldım. Güzel abi, güzel buralarda. Oy. Bir saniye abi. Ben biraz gerideyim. Ya özellikle bir tarihte tam açmadığım yerleri geziyorum da. Yerlerde de ben bir şey görüp bir anda heyecanlı olabiliyorum çünkü. Yas. Yavaş yavaş. Hot yayını yaptığımızda istediğin kadar sövebilirsin. Hayır, sormuyorum ya. Hiç sormadım, ben sormuyorum. Kim küfür etti ya, ben etmiyorum. Dur iyice Cem Cemine'ye bağladın ha. Yalnız nasıl oto kontrol bende? Tabii canım. Standart abi. Seni tebrik ediyorum Outplay diye. Ben çok fena yakalandım. Ama komutan Logar, bu Marun oğlu Timar. Ölür müsün rica etsem? Teşekkür ederim. Tamam, ben kendi üzerime çekiyorum abi gene onları. İyi geceler, iyi geceler efendim, görüşürüz. İyi geceler, iyi geceler. Hayır, hayır. İtemeyeceksin ki, çekemeyeceksin ki. Gidip filmliyorum şu an. Benim potionlar bitti abi bu arada. Nereye teleport oldum ben? Evet ya. Hayır, geçmiş olsun. Bayağı iyi temizleme yaptık. Aynen aynen. Bir sonraki katın şeyine gidelim. kapısının oraya. Oradan portal açarız. Bir evet, refreshlenip. Kış çayı içerim. Ya dedim ki. Şey... Duydun mu abi Eda'ya giderken, bilmiyorum. Bir kış çayı içerim dedim. Oo, kış çayı yapıyor. Ya şey, komik. Burada laktanına çıkarsa çok güzel aslında, yani şeyin Leori'nin biliyorsun ordusunun başındaki abi ya, başkomutanı, koruması ıvır zıvır. Şeyde çıkmıyormuş işte abi, multiplayer'de ya. Belki koyarlar ya. Leolik de böyle yalan dolan çıkıyor ya böyle kenardan. O direkt var görünüyor. Dur bir de tekrar bakalım. Aynen. Skeleton King direkt var görünüyor. Lactanon yok diyor. Lactanon aynı zamanda Leori'yi öldüren adam. Evet evet. Sonra lanetleniyor. Sonra kendisi pişman hissettip böyle şeye katılıyor ya böyle. Ölü kralı hayata gelince bir anda tribe girip şeylerle birlikte, Lazarus'la birlikte ortalıkta şey yapmaya başlıyor ama sonra yola sokuyorsun onu. Diablo 1'in normal quest olarak geleninde bir Blood Knight olarak dövüştüğün versiyonu var. Bir de onu o acısına son verip sana teşekkür edip helmini veriyor sana.
Öyle bir şey var arka tarafta Açısına oyunda teşekkür aslında. edip veriyor deyince şey geldi aklıma, bu Naxxramas'taki Thaddeus. Sıkıntılı bir karakter oluyor ya. Bir tık daha iyi. Magical Plate'ler düşüp şöyle bize 20-30K'lar kazandırsalar bilmiyorum, çok güzel olacak ya. Evet Sinan ya, Naxxramas'taki o abi. Detayı çok şey ya, creepy. Bana? Ha. Sana aşkım sana. İyice demle ama Haydi diyor. bakalım. Yok, iyice demle böyle, biraz beklesin. Sen mi açmıştın portalı? Evet, aynen, yapıştır abi. Haydi bakalım. Hazır mısın? Dünden hazırım. Bir O kat zaman kaldım. dur. Sana Diablo 1 ilk başladığımızda o şeyin kapısında, katedralin kapısında vardı ya yerdeki abimiz. Evet. Please listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us. Find this butcher and slay him. So that our souls may finally rest. Diye böyle ezber okuyayım bunları ya. Adam ezbere biliyor lan quest şeyin line'ını. Baya hop, sarı sarı ne yapıyorsunuz lan? İlk defa görüyorum sarı. Banner'mış bunlar abi. Neyse, fazla yaşamadılar. Bunlar şeyler ya. Ya Şey. böyle daha Ogden falan var benim ezberim. Hani bu ilk quest Evet var ya işte evet çok gittiğimizde. iyiydi. Thank goodness you've returned diye başlayıp böyle tatlış Yavaş. aksancıyla. Hop, takip Abi için böyle teşekkür böyle ederiz. oynadık oyunları işte ya. Şimdi oyunların hiçbirinde böyle bir replik ezberleyeyim, bir karakterle bir bağ kurayım falan, hiçbiri yok işte. Hiç sevmiyorum ya. Sonra Blizzard fanboy Tuna Pamir. Abi seviyorum. Güzel iş yapıyorlar. Ne yapayım? Hearthstone oynarken bile Ragnaros'un böyle Die Insect diye bağırması hoşuma gidiyor yani. Ben Ragnaros'un şeyine hastayım ya. Ragnaros deyince hep şey, bir şeyler Ya söyleyesim geliyor. bu bloğu bir komple temizleyelim abi. Oraya Bunlar çıkmadan geliyor diye sıkmaya diyeceğim de. başladım ben. Ah, ben burada. Fire Resist'siz burada hiçbir şey yapamayacağız yalnız. Böyle. Oit. Bu Ragnaros'u uyandırdığımız zaman çok erken kaldırdınız salaklar diye kalkıyor ya. Aynen. O... Sulfurası şarj edip geri geliyor ondan sonra. Arthas Maysan ile Frostborn Hunger'ı ezbere biliyoruz. Çok iyiymiş. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Father, is Abi o line böyle beni çok oyunlarda ağlatacak seviyeye getirmiştir. Bir de şey Tyrael'ın hikayesinin gerçek yüzünün öğrenildiği bir an var ya Diablo 3'te. Evet. Orası abi ya. O şey böyle. You chose to Aynen. Ama onun öncesi hani be sen Sacrifice'tan ne anlarsın ki diye atar yapıyor da Tyrael one orada şey... of us. Aynen. Böyle abi melek atarı. Melek atar yapıyor. Sacrilege diye giriyor ya orada. Ben mesela şey benim favori sahnem mesela Wrathgate'de şeydir böyle. Forsaken'ın gelip "Did you think we had Aa forgotten? evet. Bak Did tüylerim you diken think diken we oldu, had yapma. forgiven? Yapma, tüylerim diken Behold diken. now for the terrible vengeance of the Forsaken!" deyip oradan böyle artısındırıp Sylvanas diye işi böyle. Ay neler diyorsun ya. Ya o zaten Wrath of the Lich King'de tek böyle içimde kalan uhdedir. Hani Lich King'i kesmeye çıktığımızda şeyin olması. Jaina'nın falan olması böyle. Her yerde çıkıyor abi. Ya böyle Sylvanas yoktu orada. Göremedik ya Sylvanas'ı Horde tarafında. Ayar Çok oluyorum şık o abi. muhabbet. Her şey bizim için yapıyor Selim. Karabacı. Yok artık. Ya o neydi ya, değil mi? Öyle bir dert vardı. Allah kahretsin, aklıma geldi ki sinirim bozuluyor. Yo, ben demedim, sen dedin. Sen dedin. Çok iyiydi. Ben beğendim. Abi önüme geçiyorsun. Hayır, onu bir Türkiye'de bir
e-spor takımı. Karabacı neler ettin falan diye böyle garip bir tweet atmışlardı. İşte ben de onu sana diyorum, sen ben demedim onu diye. Evet, biliyorum biliyorum. Allah yani çok sinirim. Ya, ay. Ama çok... Ay. Yani... Ölmeyeceksin. Ya hayır, işte şeyde karşılığı yok ya böyle... Yani şey yapmıyorlar, Türkiye'de böyle lady deyince böyle şeye dönüşüyor ya... İçinden pembe kalpçikler çıkan garip bir görsel görüntü çıkıyor herhalde insanların. Abi, yani dark lady ulan. Yani daha ne olabilir? Bu arada senin oklar bana çok şey yapmıyor artık ya eskisi gibi. Yemin et. Deneyeceğim mi? Spamlıyorum abi. Ya ölür müsün rica etsem? Sen... Ana! Alo! Ya ok atsana bana. Dur. Niye sıkamıyorum ha? Yapıştır yapıştır. Tamam, vurmuyor zaten, blok yapıyor şu an, hit point'sini görüyorum. Ha, öldürüyorum şu an. Orada bir yere kadar yani, en azından çok arkadan yemediğim sürece şey yapabiliyorum, kurtarabiliyorum. Sylvanas did nothing wrong. Ya arkadaşlar, video içeriği biraz dert olmaya başladı. Evet, onu yapman lazım. Hayır. Not in town. Not enough. Not enough time. Not enough time. Onu yapmak için erken ama bayağı şey olacak. İddialı bir video olacak. Ya videonun konusunda şeyinde sıkıntı yok ama artık tekst yazarı tutmam lazım benim. Tekst yazarı ya da ses kaydedicisi, ne denir ona? Okuyucu. Evet abi, Sivanas yanlış bir şey yapmadı arkadaşlar ya. Ya bu tamamen Alliance perspektifi yüzüne olan şeyler ya, garip garip. Yani... Bir grup aslan parçası ortalıkta artık yapıyor işte ya. Ama böyle problem ne biliyor musun? Bütün bokları kendileri yiyorlar, sonra Horde gelsin de bize yardımcı olsa. Sorry guys. Ama sad but true yani. Kendi yaptıkları boktan şeyleri bize aletip ondan sonra for the alliance'mış. Ulan. Para ödemesi lazım be. Yani ben Varian varken bir yere kadar diyordum da Anduin'in daha krallığını gördüğümü ben de söyleyeyim. Varian adamdır. Varian adamdır. Ben de çok şey yapamıyorum. Yani kral olarak önce bir kanıtlaması lazım kendini derken Arkon'u falan öldürüyor şu anda. Dur bakalım. Gerçi öldürmüyor da hani. Hani şu anda. Varian gitti, Alliance bitti abi. Hayır, düşünsene mesela bir ejderha seni yakalıyor falan, öldürmeye çalışıyor. Senden iki tane falan oluyor yani, öyle bir düşün yani. Adam o derece güçlüyken böyle Anduin'e kaldı krallık yani, ne bileyim. Ama Battle for Azeroth'un teması da böyle hani müzikleriyle birlikte çok Battle for Azeroth diyorum. Legion'ın çok böyle gaz ya. Re, 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 falan böyle bir giriyordu ya arka tarafta, bir anda gaza geliyorsun. Direkt İlidun teması şey... abi. İlidun başkan ya, bakalım. Ya herkesi bir call off çağıracaklar abi. Bir de abi benim biliyorsunuz yani Alliance'daki yani Anduin ne yapsın? Sefil çocuk işte. Babasının izinden bir bokar yapmaya çalışıyor. Ona bir şey demiyorum da. Şey benim nefretim şey ya. Where is my beloved? Ya o ama herkesin şeyi ya, isyanı. Malfurion'un şeyi, tutarsızlığı. Ay yani, ay yani orada. Tiranda. Ay Allah kahretsin seni. Varian Arthas Bol var, Anduin'i kurtarma operasyonu. Ya işte bu hafta konuşacağımız konulardan bir tanesi oydu pazar günü ama şey olduk biraz, benim teknik arızama denk geldi. Bir dakika. Şu an spoiler diyorum. What the fuck? Varian ne ya? Varian yok daha. Yani ortalarda öyle bir şey yok. Ha, please God no. No yani. Anduin'e hayal mi sattık ya? Ay arkadaş, inanılmaz. Eğer uslu bir alliance olursan Horde yardım edip babanı kurtarabilir mi dedik. Öyle demedik.
Şu an onu kurtarma şeyi lazım. Yani Anduin'i bir şekilde kurtarmamız lazım. Ay ay ama yani şey Burada bir olay well var şey değil abi. mi? Sen içiyorsun. Yani. Bu şey ya mana falan dolduruyor. Çılgınlar gibi içebilirsin onu. Purifying. Böyle cehennemin dibinde saf su bulduk. Bütün sular kutsanmış değil midir abi falan. Kutsal damacanaya Ne biraz böyle gerçekten şey var yani. Böyle bağlıyorum. suyun olmadığı yerde su çıkıyor işte. Mitolojik bir yanı var bunun. Ay çoksunuz ya, çoksunuz. Biraz geri mi çekilsek? Ya, ay, ateşler içinde yanıyorum arkadaş. Ben Bunlar şöyle ne niye bu olur ne kadar olmaz kalabalık bir. burası? Şöyle bir açayım şunu da. Ben girdim bile. Ha! Öldün mü? Hayır. Hayır, Ama durdunuz. girebilecek durumda değilim ya. Yani. O yüzden sen işini hallet ve gel abi. Ben oyalıyorum. Halledecek bir işim yok, hemen geliyorum o zaman. Potları bir Yok sıralayayım. potionlarını al öyle gel yani. Hani potionsuz gelme. Come with your potions my friend. Bu da müthiş bir kahramanlık. Arka taraftaki şeyleri komple temizledim abi. Komple mi? Witch'ler var ya. Yes. Oh. Abi. Ah, daha avukatlar gelecek. Fireball'lar. Mayırbollar. Ben devam edebilirim. Hazırım. Zemzem. Ben gidip bir portal. Ay tam bir tane adam kalmış oradan. Vay arkadaş ya. Peki siz bu şey yeni raid'e mi gireceksiniz yarın? Yeni raid yok abi. Yani başta gelen raid. Başka yok. Hayır bu şey gelmedi mi? Ne o? Jailer Raid'e. Yok, daha gelmedi abi. Ben ne bileyim O ortalıkta böyle bir sürü Haziran'da ya da hazır Mayıs'ta dönünce. falan gelir. Ne Ya daha gelir? erken de gelebilir de daha var yani onun vakti. Okay. Bu hafta bu Valor sistemi geliyor demiştin değil mi? Evet. Öyle bir şey vardı. Ne Yeni değişecek şimdi Ara orada? patch 9.05 hani. Direkt Ara patch. Ama Blizzard eli bol olmadığı sürece oyuncuları çok tatmin edemeyecek abi. Öyle diyorsun. Yani insanlar oyun abi, yani bir MMORPG'nin amacı nedir abi? Yani item kasmak, item düşürmek. İnsanlar yaptığı aktiviteden sonra ödüllendirilmek isteyecek yani en basiti. Bunu çok kıstılar. Şu anda da tepki var buna. Valor sistemini de o yüzden getiriyorlar. Bence bu Burning Crusade'deki attunement olayı çok güzeldi ya. Hak ettiğin yere girebiliyordun abi. Hak etmediğin yere giremiyordun. Hak etmediğin için de ilerlemiyordun. Tertemiz. Oyuncular kaldıkları yerde kalıyorlardı fıstık gibi. Bir de Şeyde de boost vardı. olayı Breath of çok the Lich King'de de vardı. sıkıntı yaratmaya başladı şimdi. Yani mesela şöyle düşün. Raid'de giriyorsun, item düşmüyor. Hiç yani çok inanılmaz az item düşüyor. 10 tane boss kesiyorsun. 3-4 tane item belki atıyor, atmıyor adam akıllı. Yani senin kişi başına gelebilecek item 1 belki hani koca raid'den. Bir de zor progress falan yapıyorsun. Ortalama bir oyuncu için. Sonra diyor ki bir tane grup, ben çıkıyorum sana bunu 40K'ya satıyorum diyor. Sadece senin 2 günlük eforun. Yani 2 günlük normal oyun eforun yani. Hani ekstra bir şey efor etmene gerekmiyor. Oyuncular da onu alıyor. Bir daha da girmiyorlar o boss'a. Sonra sen de yeni bir grup bulmaya çalışıyorsun. Zaten o boss kesilmiş, biçilmiş ve adam kalmamış oluyor. Aynen öyle oluyor abi. Yani item konusunda elinin bol olmasını demek istediğim o yani. Ya sen bırak oyuncular istediği item'ı alsın, zaten yapabilen gene yapacak, gene yapamayacak ya da.
Ya şeyi hatırlarsın sen, eski zamanları işte, kataklizmdi, Wrath of the Lich King dönemiydi. Hiç böyle şeyler yoktu, yok item'ıydı, yok şuydu buydu. Tamamen sen topla üstünü başını birazcık abi. Tamam gel, oynayabiliyorsan, elini azıcık klavye tutuyorsa, hani elini azıcık silah Okuma tutuyorsa yazma derler ya. biliyorsan. Bu ne? Evet, Ulan çok kalabalık geldi gitmem burası. gereken bir yere girdim bir anda ya. Yok ben girdim abi, senin hiçbir alakan yok. Benim eşekliğim oldu. Ama senin müthiş soğak yeteneğin sayesinde Eski soğukçulardan kim kaldı? abi vallahi müthiş tankladın ya. Ama sen hala kötü bir tanksın Eda. Ben kötü bir tankım ya. Eda'ya diyorum. Eda da Hots'ta tank idolü. Tamam ya, tamam. Bu Hots'a girme vaktimiz geldi artık arkadaşlar. Böyle hemen bir Diablo Code muydu o ya? I shall show you the true meaning of yok of şeydi ya. Yani Lich King artısı balık. Ölür müsün? Emolite yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Gel buraya. Soul Elham World of Warcraft'taki yani problemsi diyeyim. Çünkü hiçbir zaman problem değil. Oyunu sadece item için oynayanlar için problem oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Özellikle PUBG'da casual oyuncu bulma şeyi zorlaştı yani. Ya abi oyun ama aslında her zaman şeyi promote ediyordu bu arada. Yani takımınla gel abi. Anladın mı? Yani çok da haksız bir durum değil aslında. Hani oyunun zor olmasını ben normal buluyorum bu arada. İşte takımınla gel, onda bir sıkıntım yok. Ama nasıl söyleyeyim? Ben yani takımını dışarıdan şey casual adamlarla da kurabiliyordun eskiden. Öyle bir avantajı vardı. Abi her patch'te ben şey hatırlarım ya, böyle biraz progress yapmış adamlar kendi guildlarındaki run'ı kaçırdığında paklamak isterlerdi. Takımları kurarlardı. Ondan sonra ve şey sen söyle. Bakarlardı abi. Daha önce bu raid'i yapmış mı? Normalde. Progress'i ne? Bilmem nesi ne? Anladın mı? Yani haklı bir bakış olurdu yani genel olarak. Bir de şey çok bizim için problem oldu abi. Yani bilmiyorum, belki büyük tabii ala guildlerde bu problem yok ama küçük özellikle casual oyuncular için çok büyük problem oldu. Biz mesela 20 adamı idare Gel edemiyoruz ve abi şey yapalım. toplayamıyoruz Tavşanım. abi. 10 man eskiden bizim için çok böyle bulunmaz nimetti. 10 Hı kişiyi hı. toplardık giderdik yani, 10 kişi bizim için yetiyordu. Şimdi 20 kişi bulması epey dert ya. Tamam işte bak ben 3 kişiyle gelirim. Normal yapacağız ama önce. Yani yapar. Mesela bak, Sizi... şimdi ben Utku ve Eda olarak kesinlikle gelirim. Ama işte dediğim gibi diğer insanları buna çekemiyorum. Çünkü bir şey cezbetmiyor. Anlatabildim mi demek istedim abi? Eskiden Ama cezbediyordu. Bir şey düşebilirdi tamam. çünkü oradan. Ha, anladım. Komple düşmüyor diyorsun yani. Ha, komple düşmüyor. Yani biz şimdi gideceğiz. 10 kişi, 20 kişi atıyor. Pardon, 20 kişi. Toplamda 10 boss'tan 5 item atacak. 5. İnsanlar da şey yapmıyor yani. Ya diyor ki achievement'ını bir kere aldım. Tamam, benim için yeter diyor. Bırakıyor. Şimdi kızamıyorsun da o adama. O adam da çünkü casual oyuncu. Hani bir sözleşme imzalatmadık en nihayetinde abi. Guild'e girerken her çağrıldığında geleceksin falan. Hani öyle bir durum söz Ki konusu. zaten öyle çalışmıyor yani olay. Ha. Ya sistem öyle çalışan bir sistem değil zaten. Ama eskiden olsa, aa tamam abi bir alt karakterimle geleyim. En azından birlikte bir şey yapmış oluruz. Falan şeyi vardı. Onu da bitirdi. Ama dediğim gibi düzelir yani. Bunlar ne derler? Hani Ara patch problemleri ya. yeni doğacak bebeğin aynen doğum sancısı şeyler yani. İlla ki düzeltecek yani, Çok çok ilerleme abi. Burada bu çizgide kal. kimse Ben biraz oyununun et. bu hale Oy. gelmesini, muhabbetini istemez yani Bir en nihayetinde. şey diyeceğim. Nerede olduğumuzu biliyorsun değil mi? 15. kattayız. Tamam. Sol üste doğru git bak ne göreceksin orada. Pentagram'ı gördüm. Pentagram'ı gördüysen yolun sonunda görmüşsün demektir. 16 kat yok muydu? Ben yanlış hatırladım ya. İşte 16 kat aşağısı. Ha, tamam. Aşkım bak. Burada this is Lazarus'un mekanı. Kuzey Yıldızı. Aşkım hep Rusların yüzünden oluyor bunlar. Kuzey yıldızı ya. Kırmızı ve yıldız, daha ne olsun? Her yerden görünüyor falan.
Bu şeytanlara diyecek söz bulamıyorum ya. Her yerden görünüyor. İblis. İblis miydi? Ne dedim? İblis. İblis. İblisler. İblis ne abi? Sen Diablo. Bulunduğun konumu terk et. Bulunduğun konumu terk et ne demek? Şeytanlığı bırakacaksın lan. Terk et lan. Bir daha insanların içine terör salmayacaksın. Dur çıkma çıkma gel. Geri gel köşeden köşeden abi. Bir şey düştü. Araya girdim pardon. Eda Farstad aldı. Çok iyi oynuyor. Yok hayır çok kötü. Videosunu çek inanmam. Bitirdim. Mert hoş geldin. Şey ha dur bu arada Lazarus hemen solda abi. Lazarus'un mekanı sol. Abi çok dur glitch edin. Geri gel. Geri gel geri gel. Çık geri gel abi oğlum. Bırak onlar bize gelsin. Ha ben çekip çekip getireceğim abi buraya. Tamam abi ben burada bekliyorum. Şey böyle uslu. Tamam abi. Tamam avukatlar da geliyor şu an. Avukat dediğin büyücüler mi? Evet. Ben göremiyorum bu arada. Baya budur gelecek şimdi. Baya advocate onlar ya. Şimdi. Geliyorum arkandan. Lazarus tek başına değil çünkü. Gel şu arkadan dönelim. Bak Albrecht abi. Kıyamam. Dur haritayı kapatayım da yayına düzgünce vereyim. Aşkım. Dur. Şimdi sol tarafa da bakmak lazım ha. Gene bu köşeye tutacağız canım. Diablo ama şey Leorin küçük oğlu şu. Diablo oluyor yani. Daha doğrusu Diablo olmuş işte gidip keseceğiz. Bacım bir şey ama vurmam. Aa o ne be? Işınlanıyoruz latency abi. Latency problemi mi yaşıyoruz? Yani biz şey yaşarken mobların yaşamıyor olması da. Soul burnerların formları biraz daha farklı gibi sanki. Abi çok kalaba geldiler. Sen oranın içerisine girmedin değil mi? Açmadın oranın önünden geçme. Önünden geçtim. İçeri girmedim. Tamam işte o. İçeri girme. Böyle böyle açacağız. Yavaş yavaş açacağız. Sen neredesin abi şu an? O Albrecht'e baktığımız yerdeyim hala. Tamam okey. Ben şimdi bir blok getiriyorum sana buradan. Çünkü şeyin yanında ne onun adı? Abi çekil. Tamam bana gelmez oradan. Sen düz çizgide atmaya çalış abi. Abi bunlar niye ışınlanıyor? Latency mi? Olabilir abi ya. Değil mi? Latency problemi yaşıyor olabiliriz. Lazarus'un yanında birkaç tane daha böyle büyücü kardeşi var. Yukarıdan bayağı bir army getiriyorum bu arada. Gel abi gel şuradan kapı önünde duralım. O elitli mi elitli mi? Bunlar Balroglar abi. Abi çok şeyde kaldık ha. Lan sıksana çapraza. Bağırma diyor bana tart, kızıyorsun. Tart. The Archbishop Lazarus. Bir de böyle şey çok seviyorum. Bu dış narratör sesin böyle şeyi var ya böyle. Yanık ses tonu öyle konuşuyor ya böyle. Take heed. Bilmem ne böyle. Hayvan gibi hoşuma gidiyor ya. Lazarus'un şey ya. Şerefsizliği çok gıcık ya. Mephisto ile ilk böyle karşılaşıyor anlıyor. Direkt hiç. Tamam ben itaat ederim. Nereye gidilecek? Tristram'a mı? Okay. Tamam şimdi abi. Dur orada orada. Gel gel. Şurada dur. Şimdi avukat çekeceğim buradan dışarı. Ben buradan vuramam. Aha, iyi ki geldi Red Wax. Bekle. Bekle bekle. Gelecek o şimdi içeri. Yavaş.
Tamam, bunu tek bir tanesini çekmeniz çok iyi oldu bu. Nice. İndi mi o? Evet, evet, Laps dedi indi. Şimdi bir tane avukat çek. Uf, fireball'lar çok koyuyor ya. Şimdi öbürü de gelecek abi. Bekle, bekle, bekle. Geliyor. İki tane skubusu var şimdi bunun yanına. Abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi ışınlandı. Black Jade. Tamam, tamam. Sen içerideki avukatlara odaklan. Ben bunu buradan tutarım abi. Odaklan derken? Too much baggage. Geliyorum desteğe hemen. Şu an nereye sıktığıma dair hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Onlar dışarı gelmiyor mu? Gelecekler abi şimdi. Bekle. Aha yedim bir tane. Şimdi dur, gelecek teleport olacak galiba. Biraz sabır. Yes. Süper. Hop, haydi bakalım. Bu da ne biçim oynuyorum ha oyunu şu an. Oyunun SS efektleriyle eğlenerek oynuyorum ya. İnanılmaz. Dikkat dikkat. Aa, bir tane indirdim. Daha çok var ya içeride. Şimdi ben böyle kademe kademe girip fokusu kendi üzerime çekip çıkıyorum. Abi o ar- ha, ben Lazarus'u gömüyorum ya. Ben her spawn'ı öldürüyorum yukarıdan. O mage'i de öldürdüm. Ulan Lazarus, kıracağım kafanı. Aha yok, bir tane daha var. Fireball'u çok tehlikeli Lazarus'un ya. Nereye lan? Totoro'ya bak, nasıl sağ sol teleport oluyor ya. O nasıl bir şey lan? Aha öldü. Your madness ends here. Yerdeki baltayı alırsın abi. Mesela biz ne olacak? Yerim geber. Okay, nice. Kıyamam ya, Albrecht. Bir de benim karakterin şey ya bu. Kardeşi. Kardeş. Ah be yavrum. Ulan. Ulan ben dedim sana inme o dungeon'a diye. Falan. Şu Virt'le oynamayacaktın. O tahta bacaklı çocuğun peşinden gittin tabii. Azara bak yalnız. Evet abi, tamam. Evet. Hikayeniz birazcık karanlık dostum. Şimdi konuşuyor arkadaşlar. Lazarus cehennemde yanacak bu yaptığı kötü şeylerden için falan. Bayağı enteresan konu tabii. Cehennem bu bizim yanacak. Prensimiz değil. Ama hala Albrecht bir tehlikede olabilir. Heh. Bir tane ben portum olmalı bu labirentin altında. Ha, çıktı mı sana? Evet. Okay, nice. O zaman sana saldım direkt. Ben boşlanmak gidiyorum. Burn in the hell for this horrified deed. Değil mi? Aynen. Boy describes is not our prince. Tamam, cehennemdeydi zaten. Ha yok. Masada gördüğümüz çocuk Albrecht değilmiş. Albrecht evet, hala tehlikede işte olabilir diyor. Evil Dead Man against the Dark Lord Terror. Oradaki konu da şu arkadaşlar. Albrecht direkt zaten Diablo oldu. Yani çok geç olmadan Diablo'yu durdurmamız lazım diyor. Dediğim gibi oradaki mevzu dostlar. Albrecht zaten Diablo. O yüzden. Deckard Cain'in de dediği gibi. Sen de bir başka Albrecht'sin. Bu içindeki Diablo'yla. Okay. Shield of Tiger. Elite point. No. Sword of Stars. No. Full plate. Bende no. Neler var? Crimson'a ha. Hiç değişmemiş itemler abi. Armor position. Yerim dexterity. Geç. My premium. Heyecanlandım. Heyecanlandın mı? Diablo'ya gitmiyoruz mu? Gideceğiz şimdi. Dur. Az kaldı. Diablo'ya az kaldı. Bir şey içeceğim ya. Virt'e gidip bakacağım. Güncelleme var mı? Ben de bakayım. Belki sana bir şey çıkmıştır. Aşkım bu ne ya? Ne aşkım? Orada bir şey var. Diri 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 diri. Zim zim. Oy, Bow of the Heavens. 1'e 10 artı 15 bütün attribute'lara. Vallahi benimki daha iyi sanki abi ya. 1'e 10. Yani artı %60 damage var ekstra.
%12 ya, hit var. %60 damage mi? Yani 15 strength, 15 vitality, 15 magic, 15 dexterity mi? Bir ölçelim. Karşılık. Bende ne var? Blade of Carnage var hala. Ben de yata değişmemişim. E al bir deneyelim abi. Nasıl paramız 60K, var. 60K. Ha. Değmez. Yani o şöyle olsaydı. Örnek veriyorum. Soldiers Bow of the Heavens gibi bir şey denk gelseydi. O zaman işte muhteşem oluyor yani. Gönül ister de öyle olması ama. Yapacak bir şey yok. Arkada tam Diablo'ya git kısmı çalıyor Tristram'ın. Dın 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 dın. Gidiyorum ben aşağıya. Yapıştır abi. Bitti mi şimdi? Tamamdır. Haritayı açacağız mı burada daha? Daha var, daha var. Bu ortadaki portalı aktive etmek için kollar çekeceğiz şimdi. Aa yo, Dantu Diablo direkt açılmış. Ama şu arka tarafı bitirelim abi. Ha tabii, Multiplayer'da Lazarus'u öldürünce Laps'ı yaştılar. Anam, geri çık abi, geri çık, geri çık. Şu kapıda savaş. Nereye sıkıyorsun oğlum ya? Pardon kızım ya. Sarı itemları denk getiremedi doğru düzgün ya. Şu onların çoğu quest'e geliyor abi. Multiplayer'da az düşüyor onlar. Oyunun sesini birazcık ya açar mısınız? Ben de sizleri rahatsız etmesin diye aksine kıstım. Tabii ki açarım. Buyurunuz efendim. Şu an geliyor mu? Bir %50 seviye arttırdım. Okey. Evet, Down to Diablo abi. Sıkmamdan çıkan sesten anlayabilirsiniz diye. İndin mi? Bayağı indim. Evet, bir dakika abi, çayımı fırtlayayım. Hazırım inşallah. Sen şeyleri al abi. Avukatları al abi. Onlar direkt kritik top. Onlar sendeler. Şövalyeleri ben tutarım. Şöyle kenara çekileyim. Lan nereye sıkıyorsun? İkiye böldüm ya avukatı. Bu yol dümdüz mü? Sağ sola. İşte burası Diablo'nun Chamber'ın olduğu yer abi tahminen. All praises to Diablo. Buranın içerisinde abimiz. Bu açıldığında yanında hayvan gibi spawnıyla çıkacak ortaya. Onlara gene Lure'de de geçeceğiz. O yüzden etrafını temizlemek bayağı kritik. Vuramıyor. Abi burada içeride. Okey. Bir Wing'i en azından Diablo öncesi böyle temizledik. Sen çok güzel görüyorsun abicim, yani gelmiyor ki. Ne? Bize ne? Ne? Bize ne ondan? Ay bir dakika, sensiniz. Scroll'u gördüm, hemen harcıyorum ya. İşte bu ilk şeylerden bir tanesi burada. Açacağımız kollar çekeceğiz abi.
Ulan çok güzel blok ediyorum ya. Blood Knight'lardan 100 tane öldürünce daha az vurmaya başladılar. Ben hala para topluyorum sıkıntı. Yani şu avukatlar sende abi arkadaki. Şövalyeleri ben tutayım. Arkasına geçip şu avukata saldırsana direkt. Aynen abi, tertemiz. Ben tabii kendim gibi düşünüyorum her şeyi. Hani onlar bana çok vuruyor, sanki sana da çok vuruyormuş. Ben yaklaşınca gibi. Tabii. Ben yaklaşınca kaçıyorlar çünkü ya, teleporting hallerinde oldukları için. Okey, dur. Burası da kapalı. Ha yok, Diablo bu buradaymış abi. Diablo bu sağ tarafta. Şimdi yukarıdan gidip bir kol çekeceğiz. Bu sol taraf açılacak. Sol taraftan iki tane kol çekeceğiz. Bu sağ taraf açılacak. Gibi böyle bir yapı var. Tipik SSK'lı gold gördü mü dayanamıyor. Bir gitmeden şey yapalım abi. Ne yapalım? Ha, ihtiyacım yoktu aslında. Benim var. Çünkü ben emiyorum ya fireball'ları. Başka? Klavyeyi bir sonraki oyunda kullanırsın. Oo, sen yayın açar mıydın? Ya bırak şimdi bu tatavaları. Sen gelir miydin asıl yayınlara? Ne? Yemezler aslan. Hoş geldin, ne yapıyorsun? Ben gideyim biraz mana potion alayım. Arada kendime heal'i manayla atıyorum da. Repair'larını yapmayı unutma abi. Yapıyorum abi. Bizim şirkette müdür değişikliği falan oldu. Kafayı yiyecek mi? Hı. Yeni saldılar. Olsun. Yenilik iyidir. Taze kan iyidir. Down to Diablo. Tam portal da alsana abi gitmişken. Benim şey kitabım var. Kitap okudum. Oradan sonsuz açamıyor muyum? Ama mana açıyorsun da mana biter, bir şey olur. Bir tane scroll olsun yanımıza. Tamam. Bir tane daha alayım. Tampon. Ne olur ne olmaz ha. Sizin nasıl gidiyor? Yani güzel gidiyor. Ya işte normalleşme hiç etkilemedi bizi. Pandeminin hiç etkilemediği gibi. Aynı hayatımız hiç değişmedi. Geçen sene nasılsa aynısı yani. BlizzCon'la birlikte büyük bir Diablo hype'ı yaşıyorum. Işte az önce sen abi gelmeden önce biraz... World of Warcraft'la ilgili birkaç yorum yaptık. Aynı sebepten dolayı sanırım bir Diablo yoğunlaşması olacak böyle bir dönem. What the? Buradan nasıl çıkacağım ben? Ben şu an bu oyunu öleceğimiz noktaya götürüyorum. Abi avukatları temizle, birlik temizle ve geri çık abi oradan. Geri gel. Ben demin neler yaşadım içeride bilmiyorsun. Eda'yı mı? Yo. Bu arada arkadaşlar, bu yayın serisine katılmamak Eda'nın kendi tercihiydi. Katılmıyordu ki yanında bizimle birlikte. Yani Masum evet. Masum Red Rose danslarıyla birlikte. Sözlü katılıyor diyelim. Yani şey yapamadı hani oyunla. Masum. Oyunla bilme tanımadığı için güvenemedi sadece kendine. Yani biz de oyunu oynasaydın mutsuz mu olacaktın? Hayır ama yani. Oğlum yanıma ışınlanıp kafama vurmak nedir? Pot değiştiriyorum ya. Friendly fire olan bir oyuna beni almak hayatımda yapabileceğiniz en büyük bir şeydir. Kendi kötülüktür, ben başka bir şey demiyorum ya. Nasıl doğru? Hoş geldin. Nasıl? İçerisi. Olay sende abi, oraya ben giremem. Halleyeceğim abi. Ben sadece etrafta...
Dikkatli atabilirim. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Aşağıdan Blood Knight'ları da çektim. Getir abi, gene aynı yere. Aynı yere, gel gel gel. Hiç kasma abi. Onlar teleport olacaklar. Şurada leş yığın üzerine biriktirelim burada. Hop, takip için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Tam vaktinde geliyorsunuz arkadaşlar. Diablo'ya az kaldı. Diablo 2'de katılır mı? Bilmiyorum. Sorarız. Planlamasını yaparız. Of, şu an var öyle bir Dodge Master'lık yapıyorum ki inanılmaz. Ay, öyle yani müthiş fire yiyorum demirci. Selam Utku Bey'in kanalı mı? Hayır, Utku Veda'nın kanalı. Doğru geldin ama, buradayım. Evet. Aa, Elit. Sir Garrosh mu? Garrosh'muş. Hayır. Abi sen onları bana bırak. Şeyleri... Şu etraftakileri temizlersin abi. Kalmadı sanırım. Sir Garrosh field plate attı. Okey, güzel. Bir potion düzenlemesi. Potion düzenlemesinden ziyade şurada bir iki avukat daha var. Geldim 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 geldim. Nerede lan? Işığa gel abi. Caroline, ışığa gel. Hatırlar mısınız şunu? Yok, bende yok. Böyle aynalarda gezen şapkalı bir abinin oldu. Caroline, ışığa gel. Klasik sanırım. Ya. Yok götürüm. Yok, hiç normal GOG'dan alıyorsun, Diablo diye giriyorsun. Hani klasik Hellfire mod şu bu. Hellfire de var içinde bu arada GOG'da. Ha var ama bizim şu anda hani tıklayıp girdiğimiz mod o değil. Multiplayer oynayabilmek için bu. Ha. Buyur abi. Tamam, yapalım abi. Abi acı acı mobbing yedim biliyor musun? Hepsi kovuldu onu yapanların. Ney? Eda abla, ha. Diablo'ya da kafayı yemeyeceğiz o zaman, sevindim. Cık, yok canım. Hadi neden? Edeceğiz. Diablo'yu ben alacağım karşıma. Konuşacağım, bak abi. Bir yanlış yapıyorsun. Tristan'ı rahat bak. Al şu pılını pırtını git doğuya. Yanlış yapıyorsun o hareketi Diablo. Öyle kafaya taş sokma sezonu artık kaç milattan önce kaçıncı yüzyıldasın? Bir helm yaptır kendine. Tak öyle yani. Yani bir tane helm yaptır. Bir de böyle bir şey yaptır. Öyle ne herkesin kafasına saplıyorsun o taşı. Biz saplıyoruz mu sana? Ya be. Ne, ben sana demedim, kimse duymadı Utku. Oo. Ne? Oo. What happened? No, nothing happened. İslamiyet'ten önce Diablo mu? İslamiyet'ten önce Diablo. Sandık falan yok mu? Itemları yere atmışsınız. İşte yo, sandık. Bütün dünya sandık dostum. Bir senin armor'u bir armorlasana. Ne demek? Armor'u bir atsana yere. Ya da bir özelliğine baksana. Faster recovery, armor 22. Dur şimdi onu değiştiriyoruz. O nedir ki? Olay. Evet, taktım. Fastest abi. Hit recovery. Hoppa, heh, şöyle şekilli şekilli ol biraz ya. Abi görünüşüm değişti ya. Biraz böyle Diablo kesmeye uygun kıyafetleri giymek lazım. Öyle ne? Paçoz paçoz Diablo'ya mı gidilir? İçinde bulunduğun durumu terk et. Aynen. Abi biz Karanlıklar Efendisi Lucifer için gelmiştik. Kim? Karanlıklar Prensi Lucifer.
Evet abi, yapıştır. İşte buradaki kolu çekmedim daha. Sağdakini de açalım. Kol hani nerede? Ben görmüyorum kol bu arada. Ben göstereceğim kolu. Hayda. Aa, gerçi dur, açmamız gerekiyor da neyse, bunun etrafını dönelim önce. Strength. Duydun Avukatlar Birliği'nin şeyini. Oğlum, ışınlanıp geri aynı yere ışınlanmak nedir ya? Glitch. Ne yapıyorsun acem mi? Abi ne yapıyor? Sana ok atmanı bekliyor işte. Ama gerçekten ya. Flash'tan da damage yok. Bu arada Magic Resistance'ın falan da senin bayağı arttı. Flash'tan az yiyorsundur damage'i. Hop, bir dakika, arada kalmamam lazım burada. Yavaş ışından, yavaş. Mananı dökeceksin yere. Oh! Bir seri saydırdım sana abi, fark ettim bilmiyorum ama. Sıkıntı yok abi. Sürük gibi indiler aşağıya. Sesler güzel abi. Seslere laf yok. Utku yayınlar. Oo, Giho hoş geldin. Neredesiniz be abi siz? Ok bitmiyorum, yok. Emanation yok bu oyunda. Diablo 2 de geliyor. Diablo 2. Aynen, Diablo 2 de var. Bak şimdi sana kolu göstereceğim abi. Envanterde kulak var. Benim kulağımı aldı. Oyunun başına bir dayanamadı, öldürdü beni Utku. Arkadaşlar, Rogue olduğum için, hani Rogue sinematiğini izlediyseniz, orada bir kulak koyuyor ya masaya işte. Onlar Tuna abi kulağı. Aa, gördüm. Biz de seni kesersek alırız kulağını. Alırım kulağını Mike. Çek abi kolu. Zıt. Yes. Böyle bir aydınlanma gelecek diye bekledim ama. İşte buranın kapısı açıldı. Bak, harita değişti. Hmm. Bu arada Entry reklamımızı point da yapalım. Bizi duyanlar varsa arkadaşlar, Diablo 2 ve Diablo 4'ün BlizzCon'da açıklamalarını inceledik. Videosunu yaptık, attık. İzleyin. 3? Ne 3'ü? Half-Life 3. BlizzCon diyorum. Döne döne mi gidiyoruz? Evet, baya. Spiral yapı. Metin 3 olabilir. Ha, bug'a girdi. Ne yapıyorsun oğlum? Sapıttı. Ve ay yo. No. Haydi abi, bu kol da çek. Çektim abi. Oh, üçüncü bölüm açıldı. Rock sol güzel olmuş taraf. Olmaz mı ya? Rogue'un o attan inerken attığı skill beni benden aldı ya. Bir şey diyeceğim. Bu yani yarı açık dünyacılık hissi Diablo 4'te bizi birazcık zora sokacak mı sizce? Zannetmiyorum abi ya. Zorunda değilsin çünkü. Nasıl yani? Mecbur değilsin yani o şeye.
Yani single player takılabilirsin gayet. Yok ama sonuçta yani işin eğlencesi tabii kişi olacak yani. Ya oradaki open world şeyi bir de hani görev şeyi gibi olacak ya da işte gidip bounty vardı ya Diablo 3'te. Onun esprisinde olacağı için ben çok üzeceğini düşünmüyorum. Yok ama işte o yolda mesela ben seni böyle yakalayabilecek miyim? At üstünde indirip üzerine tepinebilecek miyim acaba? Bir portal aç Yok. abi buraya. Hayır. Yapamayacaksın onu. Çünkü Şöyle, Fields of Hatred diye bir alan var. Onun dışında birbirine dalamıyorsun abi. yani Diablo 3'ü de PvP'yi Ben şey videomda da söyledim beceremediler hatta. Yani Diablo'da pek PvP aramıyorum. Yani aramayın da. ama işte bak bu 1'de ve 2'de vardı abi. Yani ben Battle.net'te oynarken dışarıda hadi bakalım bu kadar kendine güveniyorsan geldi dışarıda bir boynunun ölçüsünü alalım senin dostum vardı yani. Diablo 3'te o gelişmedi çünkü işte atıyorum Mage'in Archon büyünü build'ı bilmem ne falan bir anda böyle sapıtık birkaç milyar damage falan verince yani rakamlar astronomik yerlere geldi. Evet. Yani. İşte o şey vardı böyle bir abiyle konuşuyordu seni bir alana atıyordu. Biz deniyorduk işte arkadaşlarla böyle birbirine tek atıyordu çap çap. Yani giriyorduk ilk kim skill basabiliyorsa işte pingi düşükse latency azsa öldürüyordu karşıdakini yani. Şimdiki WoW'daki PvP de öyle. İlk kim stun'ı koyuyorsa o öldürüyor falan gibi. Şimdi scroll'un var mı? Ne gibi? Portal scroll'un. Sen portal scroll. Var atayım al. Süper. Şimdi ben de aşağıda açacağım. Hep birbirimizin portalını kullanacağız abi. Ben seninkine, sen benimkini kullanacağım. Böylelikle. Girme, girme, bekle. Yani ben şimdi seninkinden geçeceğim, değil mi? Yes. Çünkü bu açtığımız yer şu an sancılı bir yere gireceğiz abi. Tamam, yukarıdaki senin, Rovan. İyi. İçeride avukatlar var abi, onlar senin için. Ben olabildiğince böyle bunları oyalayıp biliyorsun Bir kapı şövalyeleri çekeceğim. yapabiliriz. Geri çık abi. Yine aynı şekilde geri çık. Şövalyeler gelsin. Hazırım, giriyorum içeri. Wow. O son kalan galiba. Evet. Ay o basıyordum az Yes. kalsın. Bas Açayım mı? bas ya, sıkıntı yok. Ben çektim bunu, alttakini de sen Tamam. çık abi. Aynı anda falan diye böyle saatlerimize ayarladım. Aynen. Saatlerimiz 3, 2, 1 ve hayırlı uğurlu olsun. Diablo geliyor. Şey bekliyordum. Tremble Mortals. Çektin mi? Evet abi. Normalde titriyordu şöyle bir de. Şu karşıya girmedik. İşte zaten orası açıldı bak. Komple açıldı orası şu an. Ama o abi tek değil. O yüzden şimdi bir kafa uzatıp çıkacağız. Şurada bekliyorum abi. Şu kenardan bir kafa uzatıp. Tamam, getiriyorum abi bir blok. Gel abi geri. Sana vuruyor buradan. Şimdi Diablo ile ya yani bunlarla uğraşmak çok zor oluyor aynı anda Diablo ile birlikte. Sen abi adam Tristram halkının bütün
Böyle şövalyelerini, ordusunu kendisine gard yapmış ya, inanılmaz yani. Tamam, bir blok daha gelsin böyle. Lan dur, bir yerinde vuralım ha. Onları nasıl samanlayacağız bu tarafa doğru? Tamam, gel gel. Onlar şimdi bak, oklu şeyin fire'ların geldiği yerlere doğru saldırırsan abi. Çok girme lan içeri, çok girme lan. Yanlış tıkladım. Geldi. Hop, geldi 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 geldi. Gel yukarı. Yes. Direkt yardır abi, ben giriyorum Diablo'ya. The Dark Lord. Şu arkadaki şövalyeyi indirmem lazım ya, çok çok demiriyorum. Yes, ben de döndüm abi. Diablo'ya yardırıyorum artık. Kapattım map'i de. Öldü be. Yes. Ah. Bir sinematik kültürünün başlangıcı. Söyleyecek çok şey var ya. Üzerine. Söyleyecek çok şey var şu an. Konuşacağız ama. The soul stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained. For now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps salvation. Üf, çok güzel ya, çok güzel. Şimdi bizi doğuya gönderecek tabii ki. Şurada bir mevzu şey işte. Biz Leori'nin büyük oğlu olarak kardeşten çıkartıyoruz bu dalgayı. Ondan sonra bizim ruhumuz kudretli ve bir nefalem olarak Diablo ile yüzleşebilecek kadar da şeylerimiz, çakralarımız açık bir durumdayız birazcık hani mantıken baktığında. Yani kudretli bir savaşçı sonuçta. Ve bu taşı kimsenin eline geçmemesi gerekiyor. Gizli tutulması gerekiyor. O yüzden de bizim karakter bunu alıyor, laps diye kafasına saplıyor. Bu ara bizim karakter dedi, kendi yani Tuna abinin karakteri, benim karakter yapmıyor. Evet, warrior karakteri. Warrior karakteri, yani, adı da Aiden. Ondan sonra aynı şekilde sonra kasabadan böyle bir tane de hanımefendiyle birlikte bunlar doğuya doğru yola çıkıyorlar. Orada da ona yardımcı olan bir hanımefendi var aslında bizim Tristram kasabasında. O late'de biraz daha hikayelerini göreceğiz tabii ki oraların ama. Sonra işte doğuya doğru gidip hani böyle bakacaksın oralarda belki bir huzur muzur bulursun diye böyle yönlendiriyor bu ondan sonra. Biz de bu karanlık yolcu olarak böyle yolumuza başlıyoruz aslında bir noktada. Orada da aslında bağla yönlendiriyor. Yes. Çünkü orada kendisini kurtarma noktasında olan bir noktada olduğu için bağlıda. Ve bütün herkesi diğer yani Mephisto'yu da free edecek çünkü. Ve üç kardeş tekrar bir araya gelecek ve bir araya geldiklerinde işte Tremble Before Me bütün dünya böyle bir sarsılacak hikayesi. Bu arada tabii ki melekler ve şeytanların savaşının arasında biz de artık nefelenler olarak hikayeye şöyle giriyoruz. Evet, şeytanlara karşı, bu primevillara karşı ayakta durabilen
bazı savaşlar var ve bunlar Nephalemler gerçek gibi bir noktaya geliyoruz. Ve tekrar hatırlanmaya başlanıyor kuvvetleri, güçleri falan filan. Evet. Şimdi orada videoda arkadaşlar dikkatinizi çektiyse Diablo'nun kafasındaki o kırmızı taş, onu söyleyeyim, Soulstone. Bu arada Diablo 2'nin posterinde de o bir kuru kafa ve o anda boş bir şey, çukur görürsünüz. O hep ona hitaptır, o görseldir. O işte Diablo 2'nin posterinde olan karakter Tuna abinin oynadığı karakter. Leorin büyük oğlu Aiden diye geçiyor. O aslında bir, yani tabirime maruz görünüz ama, salaklık yapıyor. Normalde hiçbir insan bedeni Diablo'nun kudretine dayanabilecek güçte değil ama bunu biliyor ya da bilmiyor bir şekilde, çünkü Kane bir tepkisini de veriyor, ne yaptın sen gibisinden. Ve aslında alnına sapladığı andan itibaren Diablo'nun da kontrolüne girmiş oluyor. Bizim karakterleri Diablo 2'de göreceğiz. Diğer, yani benim oynadığım ve oynamadığımız Wizard olan Sorcerer karakteri. Onların şimdiden spoiler vermeyeyim. O Soulstone'u, yani ruh taşını çıkardıktan sonra bir bedene dönüştü. İşte o bedende Tuna abinin oynadığı karakter Aiden'ın küçük kardeşi ve bizim Tristram Kilisesi'nin altında sürekli olarak arayışta olduğumuz karakter olan Albrecht'in kendisiydi. Ve o dönüşümü de çok güzel yapmış, yani o dönemki yıllara göre inanılmaz bir sinematik. Müthiş abi. 3D animasyon ya. Yani inanılmaz. Ve 96 yılında şunu görmüş ve elini ayağını tutuyor. Evet. Adamlar şeytanları gerçek etmişler falan oluyorsun. Ve yine sinematiğin sonunda yukarı doğru bağıran karakter de direkt birebir işte Tuna abinin oynadığı Warrior karakter. Diablo 2 yayını gelecek mi? Şimdi. Evet, nasıl gelecek mi? Gelecek tabii ki. Gelmez mi? Açıyor muyuz karakterleri? İşte ben de onu diyordum. Aynen. Değil mi? Girelim. O zaman çok kısa çok kısa bir hemen bir içeri gidip geleceğim abi. Bir tamam. Su alacağım. Sonra bir karakterlerimizi açalım. Birazcık Diablo 2'den konuşalım. Karakterleri tanıtalım. Ona göre de kapatırız. Ve sonraki bölüme gitmek için de bari olur arkadaşlar için de. Tamam. Süper. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Bu arada şöyle ben de bir kapanış şeyi yapmış olayım. Diablo 1'i yani tam anlamıyla bitirdik. Bazı görevleri multiplayer olduğundan dolayı atlamak zorunda kaldık ama ana hikaye görevlerini yaptık ve yeri geldiğinde de böyle bir sohbet içerisinde falan bayağı da değindik, hani nasıl söyleyeyim, hikayenin detayına falan indik ve yine reklam olacak ama yani evet. Kendi reklamımı yapmış olurum. Zaten bizim yayınımızdasınız. YouTube'da arkadaşlar görsel olarak bütün hikayeyi baştan sona anlattım. Detaylı olarak çok derin bir seri var orada. Şu an o seriyi Diablo 2'ye kadar taşımış olduk ve oynuyoruz. Öyle düşünün. Yani güzel olan tarafı da bu olacak. Bakalım Diablo 2 yolculuğumuz başlasın diyelim o zaman. Neyse, Battle.net'ten giriyoruz. Benim karakterlerim expires today diyor. Aman tanrım. Aynen, onları birer kere girmen lazım abi. Yok, onları oynamayacaktım zaten. Daha bir tane ben Sorcerer açmıştım 18. Biz baştan başlayacağız değil mi? Evet. Sen oyun kurdun mu? Yok, kurmadım. Sen kur, hemen bağlayacağım. Ben yine bir Sorcerer açmayı düşünüyorum. Müsaade var mı abi Sorcerer için? Her zaman canım. Sıkıntı değil. Yani şey de yapabilirim. Warrior Paladin açabilirim bu arada ben de. Hammer Dean falan yapabilirim. Yo, nasıl istiyorsan abi, en nihayetinde şey yapacağız yani. Oyun açıyorum. Evet. Game name. Utku yazıyorum. Password da 1234 olsun. Game description. Tuna abi yapıştır, bekleniyorsun. Geçe. Yapıştır ya, yapıştır yapıştır. Create dedik. Girdik. Good day. Tabii tabii, hardcore oynayalım değil mi? Deathbringers, evet. Şeyimiz geldi. Necromancer geldi. Necromancer'ımız geldi arkadaşlar. F1, F2, F3. Firebolt'lar. Ah, şu anda şey oldum ya böyle. Yine nostalji patlamaları. Not in town. Bilmiyorum, belki daha karar vermedim. Bence bu videoyu izleyecek olan arkadaşın yorumlarına göre ben
ne oynayacağımı seçerim diye. Ha ben de şey diyordum ya, burada bir fail oldu ya benim geçişlerde. Keserim diye düşünüyordum. Diablo 2'ye yani baştan şey yaparız diye. Yok. Ama şey yap yani, o zaman şöyle yapalım. Hazır girmişiz. Buraya atlarsın, bir şey yaparsın istiyorsan. Bence ya da şey yorum atarsın abi videonun altına YouTube'da. Yani siz söyleyin, onunla oynayalım. Muhabbeti şimdi de başlatabiliriz arkadaşlar. Ben en azından kararlıyım. Tuna abi ne şekilde, hangi karakterde görmek istersiniz? Bunu sosyal medyada da şey yaparız ya. Twitter'da. Aynen, aynen. Ne koskoca, karakterler var? Koskoca tepe tepe ne oynayacak? Summoner, Necro, Lagan neden olabiliyor? Kalabalıktan ötürü mü? Canım, o... Evet. Necromancer yani benim bu. Aklımda bir Hammerdin yapabilirim. Güzel bir Javazon yapabilirim. Yani çok güzel, yani şimdi Amazon'u çok oynadım çünkü. Hmm. İşte Necromancer. Ben hiç Assassin tecrübem yok. Ne tecrübem yok? Assassin. Ya Assassin de late game'de çok az görüyorum ya. Yani Barbar, Paladin, Necromancer, Druid, Sorcerer, Assassin ve Amazon var arkadaşlar. Ranger Paladin. Şey diyeyim işte, Hammerdin etrafta böyle çekişlerin döndü. Karışık bir şey yapmayız. Denemeleri seride yapmayın. Ne? Yok canım, o en nihayetinde bir şey yaparız yani. Daha da okey, Necromancer yaparız olmadı. Kararlaştır, geliriz. Diablo 1'de Rogue'u gördük. Daha şey de yaparız abi, dediğim gibi videonun altına gelecek ya da sohbetimizde şey yapacağımıza göre de relax oynayabilirsin. Sen hepsini oynayabildiğin için benim elimle yatkın olduklarına yönelmeye çalışıyorum. Hiç problem değil abi, hiç problem değil. Necro Amazon. Ben oynamayacağımdan eminim. Rogue var bir karakter. O yüzden Assassin'e de yönelmekten çekiniyorum birazcık. Ne? Invite you to ally against force of evil. P'ye bas abi. P. Ha, görev mi? Yukarıda. Ya accept yani. İşte aynı partide oluyoruz o zaman. Senin hit point'ini görebiliyorum senin yukarıda. İkiniz de sorcerer için yok. Aslında sorcerer olacaksa yanına conviction pala harika olur. Ya bizim şey değil zaten, böyle bir high end'e götürme durumumuz yok. Hikayeyi bir baştan tecrübelendirmek. Aynen. Bir de sonra yolda katılmak isteyen arkadaşlar olursa onlarla speed yani runlar yaparız. Speed run değil de işte böyle genel işte bağ runlar, zart runlar, zurt runlar hepsi yapılır yani. Hani ben şeyden diyorum, Tuna abinin bununla ilgili bir tecrübesi var. Sizin de Diablo 2'de merak ettiğiniz bir karakter varsa hani o tarafa böyle naçizane yönlenir. Hem tecrübe de kazanmış oluruz birlikte. O yüzden şey yapıyorum. Pala, Trapçı Assassin. Hmm. Doğru düzgün AoE çıkmazsa ben çıkabilirim. Ya. Abi bu ay Diablo serisinden mi gideriz gibi? Bu ay? Yok, araya sıkıştıracağız işte canım. Her boş bulduğumuz fırsatta. Bazen pazartesi, bazen salı böyle. Haftada 1-2 yapıyoruz bunu. Devam edeceğiz zaten. Yani bu hafta biraz benim şey oldu. Yarın raid var diye. Tuntun abiyle takvim ayarlayıp takılıyoruz. Böyle random yani. Biraz sizlerden gelecek şeylerden. Abi süper koşturuyorsun maşallah hiç. yerimde duramıyorum ya. Okey, ben de çünkü ona göre çıkacak şeye göre biraz ön hazırlık yaparım. Çoğu şeyi hatırlamıyorum çünkü. Build'ı hatırlamıyorum. Birazcık bakmak lazım. Ve çok spesifik build'ların çalışması için bir de o item'ları bulmak da gerekiyor beraberinde. Valla aslında bilmiyorum, Eda katılmak istemez mi buna ama bunda Friendly Fire yok. Ha sen Friendly Fire yüzünden mi gelmedin? Yani yapamam abi, öldürürüm aslında. Yani zaten Utku da öldürdü beni. Aldı kulağımı. Orada level 16 böyle Rowan yazıyor şık gibi. Okey yani bence yani gelirsen çok da keyifli olur. Biliyorsun 8 kişiye kadar yani çıkabiliyoruz yani sonuçta. Wow. Denerim. Şey, kimse yokken bir tek başıma deneyeyim. Eğer kendimi yeterli görürsem. Dur şöyle yapalım. Öyle duvara karşı konuşuyormuş hissiyeti olmaz. Sen bence. Ne yapayım? Ben sana söyleyeyim. Oynaması en rahat klaslardan bir tanesi şey. Heh, geldin kameralara. Nice. şey yaparım.
Yani bir oynarım yani elim gidiyorsa yaparım gelirim ama sizi geriye çekmek istemem yani. Yani yok geri çekmesi ne ele gitmesi artık. Şöyle alacağımız XP artacak sonuçta. Oyuncu sayısı arttıkça minions get stronger and gives more XP yani birazcık öyle. O, tamam o zaman yani gelirim deneyim. Gizli gizli bir deneyim kendim. Gizli gizli. 3'e benziyorsa oynarım. 3'e benziyor. Şey olarak 1'e nazaran baktığın zaman. O zaman gelirim. Ya daha kolay gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Mantıkta hani şimdi bunu söyledim diye Utku böyle oynuyormuş demeyin de. Mantık olarak bir hani şey alıyorsun eline, bir yetenek alıyorsun, onun üzerine odaklanıp onda ustalaşıp sadece onunla oynayabilirsin yani sağ klik sol klik gibi düşün. Evet mesela o konuda mesela Amazon çok rahat. Yani Amazon'da Javelin build'a gidip eline sadece şöyle jab 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 böyle jabber bir build yapabiliriz ondan sonra. Ya da Amazon'da aynı şekilde Strafe build'a gidebiliriz. Strafe'in de şöyle bir güzelliği var. Onu 18. level'dan sonra bir tık rahatlıyorsun tabii ki orada. Basıyorsun, dönüyor. 50 tane sağa sola ok atıyor böyle sallıyor hanım. Bayağı böyle kafa rahat. Legolas'a dönüyorsun bir anda. Boss HP'leri artıyor mu partideki adam sayısına göre? Tabii tabii her şey artıyor. Evet evet bu Diablo, Diablo 2. Az önce Diablo 1'i bitirdik. Bence okçu Amazon'da rahat eder Eda. Evet Amazon, evet Amazon, ben Amazon build'ı anlatırım sana Eda'ya. Çok sıkıntı olur, yok o bayağı kolay yani. Ya, gelirim. Bakayım bir nasıl gelirim. Ya direkt bakma canım, direkt gelirsin işte ya. Tamam. Düz gelirsin. Tamamdır. Sağ şeritten, dümdüz gelirsin. Bir tane mage var işte, ben varım. Ama değiştirebilirim Eda mage oynamak istersen. Tamam okey, ben de Paladin alırım o zaman. Perfect party. Ranger, mage, warrior kafasına takılırız. Sonra bizi Karbot'ta üçümüzü şey yaparlar, videomuzu yaparlar. Yapacak bir şey yok. Tamamdır abi, o zaman öyleyse settled diyelim. Aynen. Ben tamam, şu şeyleri biraz çalışayım. Adını sana söyle, ekran aktarma. Mı çalışacaksın? Yok yok, ekran aktarma mevzusu. Okay, biraz tamam. Yaramazlık yaptı. Şey yaparız zaten, öncesinde bir konuşur ayarlarız şeyi. Nedir ne değildir, bakarız onlara. O zaman... Kaçıyor muyuz abi bu akşamlık bu kadar diyor muyuz? Evet diyebiliriz bence. Aynen. Diablo 2'ye de girdik. Aynen Diablo 2'ye de girdik. Göstermiş olduk ucundan. Sen artık keseceğin yerlerini kesersin. Nereleri uçurmak istiyorsan. Tamamdır abi. Aynen süper. Hı, söyle. O zaman teşekkür ediyoruz. Ha, Eda bir nefes aldı. O zaman bir dahaki yayında umarım görüşürüz oynayabilirsem. Yani bir dahaki yayında Diablo 2 yayın olacak arkadaşlar. Diablo 1 serisini bitirmiş olduk. Diablo'yu bir kez yani bir seferinde tek seferinde bir kezdik. Daha henüz Diablo ile işimiz bitmedi. Doğuya olan yolculuğumuz başlamak üzere. Evet şimdi bunun üzerine hikayeleri biraz daha böyle detaylandıracağız. Çünkü buradan itibaren Diablo evreninde çok genişlemeye başlıyor. Çünkü artık sadece fokusumuzda Diablo yok. Bir de işin içine kardeşleri... Ve ilk yaratılışlarından itibaren onlarla birlikte gelen Lesser Evil'lardan iki tanesi yetmedi. Diablo 3'e kadar giderken de diğer iki Lesser Evil'la birlikte yedi kafalı... Orada çenem çok düşecek benim. Hürmüz'ü anlatırken arka tarafta. Ya bir de şeyde Diablo 1'de sadece Tristram ve Kilise'sinden ibarettik. Şimdi baya baya dünyaya mekanlar. Açılıyoruz. Aynen, aynen. Şimdi dünya biraz daha artık Sanctuary evrenin içerisinde hareket ediyoruz. Artık onları göreceğiz. O yüzden de biraz daha heyecanlı olacak. Hikaye derinliği olacak. Sohbetimiz olacak. Yani şimdi biraz daha böyle nasıl söyleyeyim. Hikaye konusundan belli sabit işte. Tamam kilisenin altında Diablo var. Gidene kadar öldür falan tarzında biraz daha artık böyle teori craft falan yapabileceğimiz. İşte aslında şöyle olsaydı farklı olabilirdi diyebileceğimiz sohbetlere falan da giriş yapabileceğimiz bir oyun Diablo 2. Diablo 2 bambaşka evet, bir şey. Diablo 2 arkadaşlar gerçekten yani döneminin ve dünyanın en iyi 10 oyundan biridir ya. Diablo 2 versiyonun böyle... kaç bu arada? Bilmiyorum da nereden öğrenebilirim? 1.14D'deyiz. 1.14D. Hı hı. Öyleymiş. Diyelim öyleyse arkadaşlar geldiğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Lütfen bu korona günlerinde kendinize dikkat edin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın efendim. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok teşekkürler tekrar. Bir sonraki Diablo Macerası'nda görüşmek üzere.